Sonunda Sara Takım. İşte bravo. Bütün yorumun istediği. Abi evet. Biz sözümüzü tutarız. Sadece gecikmeli tutarız. Sadece gecikmeli. Bir ay sonra tutarız. Bitti. Bir de aynı kurumda olup abi birbirimize görememek çok acımasız kurum oldu ya. Kurum mu peki? Doğru mu biraz kurum? Biraz şeyle alakalı. Nedir abi? İstediler tabii bu programa katılmam. Biraz rakamda şey oldu sıkıntı. Ama sonra onu çözünce... Rakam derken para değil mi abi? İzlenme sayısına takılmıyorsun. Ha, para yok canım. İzlenme sayısı. Ama sen geldikten sonra izlememiz artar abi. Yok ya. Tabii ki. Ya. Sizi zaten seyrediliyor ya. Ben sizin programı seyrediyorum mesela abi. Desem yalan olur. Ama ara sıra bakıyorum. Biz de maksimum. Ara sıra bakılan bir program olduğu için. Espri bir kenara bakıyorum canım. Zaten ara sıra. Ama bakıyorsun değil mi abi? Anlamıyorum ama. Sadece bakıyorum. Abi bizim programda anlamama üzerine kurulu. Değil mi? Ben o yüzden çözüm mesela. Okay. Abi bu arada canlı yayından bana... Niye baktığımı söyleyeyim. Birisi nargile margile, Serhat abi nargilesi orada ben bir gerildim. O yüzden programı açtım. O muhabbeti bir daha abi, bir şey evet yapalım bizim nargile efendim. Abi senin olmadığın haftalarda sana gelen soruları Çabi'ye yönlendirdim. Şey başlıyor. Diyor. Öyle bir şey mi var diyor burada. Abi burada evet ya. Ama hazır da var tabii ki. Hayır şöyle bir item verdiler abi. Serhat abinin nargilesi diye bir item var. Var burada. Yapacak bir şey yok. Bu arada Çabi'ye soruları cevapladı dedim. Çabi linç de yedi. Evet linç de yedi. Bu hafta. Programımızın kısa bir kesiti paylaşıldı. Özür dilerim bu arada Schneider'a overrated dediğim için. Ben hani overrated derken bak bir dakika. Schneider'ın büyük oyuncu olduğunu abi hepimiz biliyoruz. Ama ben şu anlamda biraz abartılmış dedim. Ben yine bu kesimi paylaşıp yine linçleyecekler. Ben orayı anlamadım. Schneider'a mı salladın sen? Ama Schneider bence isim olarak da dünyada çok overrated bir oyuncu. Yok hiç katılmıyorum. Bence yani, hatta ödülü yenmiş bir sezonu var yani. Abi 2008'de. Bir şey söyleyeyim ama o bir sezon dediğin acaba abi, dünyanın en iyi oyuncusu mu? Olabilir. İkinci mi üçüncü yani mi sezonu ya? Ya sallamadım abi sadece. Hayır yok bir şey abi, Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı 11'i gibi bir şey yapıyoruz. Gelmiş, hem kariyer geçmiş var. Gelmiş sence, geçmiş. Sence Schneider girer miydi? Şimdi öbürkü isimlere bağlı. Şöyle Serhat abi, pozisyondan bağımsız düşünelim dedik. Mesela atıyorum, normalde taktiksel bir 11 yapsan Hacı ile Alex'i yan yana koymakta zorlanırsın. Biz dedik ki, taktiği unut, en iyi atıyorum 4 tane orta sahaya yazıyoruz. Evet. Hacı ile Alex'i yazdık. En iyi 4 orta sahaya giriyormuş Schneider abi. Schneider'ı da 3'e yazdık. En iyi 4'e girer canım. Yabancılar abi, Vişçe'yi soktuk oraya. Schneider nasıl girmesin? Kim bir soktuk? Vişçe'yi falan soktuk ya. Evet Vişçe'den de biraz laf yemişiz. Evet. Aynen. İşte Melo olabilirdi. Aynen. Falan gibi şeyler var. Ama neyse ben Çabı belki özür dilemek istedim. Melo orta sahada başka bir pozisyonda yani. Ofansif orta sahaya girer bence 2-3'e. Ben Schneider'ı beğenirdim. Yok. Yani. Defansif, ofansif de takılmıyoruz. Sadece orta sahada. Sadece 4 tane pozisyondan var. Çabı sen özür dilerim. Türkiye'de kim var mesela sen? Sen ilk 4'e kimi koydun? Hacı Alex koydun. Başka? Apia ile Melo düşünmüştüm ben mesela. İşte hani yine o defans yani ayrı profiller onlar. Evet yani o zaten birisi o... daha çok gole giden birisi şey yani Apia Melo da girer tabii ki de. Karar karıştırdım. Defansif ya yani Schneider zaten... bence girer ya. Tamam. Schneider Çabı şey... sen özrünü dile gelmek için başlayalım. Bütün Hollanda halkına ve aynı zamanda da Wesley Schneider hayranları ve aynı zamanda Galatasaraylı dostlarımızdan şimdi... özür dilerim. Evet. Eyalet de, o sadece Hollanda etmez. Doğduğu, büyüdüğü yer. Yerde doğduğu değil mi? Orada önemli değil mi? Yolente Kabu'dan da bir dönem birlikteydi. Ondan da belediye başkanı. Eski eşini. Doğru mu ya? Schneider eski devamlı çok mutsuzum. Eski eşimi özledim falan. Schneider Ahmet Kaya falan dinliyor şu an. Yani oraya doğru gidiyor açıklamalar. Ben bir kere şöyle bir haber okumuştum abi. Schneider sarhoş olup böyle arabanın üstüne çıkıp İşemiş falan. Öyle bir Allah haber Allah vardı bir ara. Ya psikolojisi normal değilmiş evet, yani peki. Son dönem. İyi biraz daha özür dilemiş oldun. Sen evet de belki morali yerine gelirsin. Özür dilerim. Serhat abi. Özür dileyip bunu da konuşmasın. Adamı bir daha gömmesin. İşte böyle. O da tabii. Hayır. Ben Galatasaray'lıyken bir seviyordum. Bir daha program bir daha özür dilemiş. Bak ne diyor ben Galatasaray'lıyken seviyordum. Ben böyle bir şeydi ya. Ben Serhat abiyle tanıştım da. İçiyor. Serhat abiyle tanıştım da Ümit Karan abi, Ümit abiyle aynı anda da tanıştık. O sıra ben Galatasaraylıydım. Evet.
Ve Serhat abi bana laf atıyordu o dönem. Evet. Evet. O zaman sen bir ara Serhat Akın'ı da sevmiyordun Galatasaraylı olduğun için. Yok. Biz burada her şeyi açık konuşabiliriz. Yok abi, Serhat abi çok seviyordum. Ben de dönemde seni seviyordum kardeşim. Orada zaten biz hemen kaynaştık. Bir de Toşko vardı, onunla da aramız iyiydi. Ben şimdi reklam filmi çekiyoruz. Çabı benle aynı takımda, karşı takımda Ümit Karan var. Öyle bir reklam film ki yani çok anlamsız. Her şey Ümit Karan'a çalınıyor. Penaltı oluyor, o vuruyor. Penaltı ona, her şey ona yani. Biz ne yapacağız ki o şeyde? Figüran mı oldunuz orada? Şeydi. Yok abi, öyle değil. Fenerli. Somer Şef var ya. Hı hı. O da hakem. O da anlamadı zaten. Diyor ki ben Fenerliyim, her şeyi Galatasaraylı'ya çalıyorum diyor. Bu nasıl reklam filmi? Neyse. Şimdi orada yeni tanıştık falan. Şimdi Çabı benim takımda. Toşko diye bir çocuk var, o da öbür takımda. Aa, ben gol atıyorum, seviniyor Toşko. Gol yiyoruz, üzülüyor. Yani ben emotional olarak ne gösteriyorsam o da aynısını gösteriyor. Toşko Fenerli, ben de o zamanlar Galatasaraylı. Ben Ümit Karan gol atınca seviniyorum Toşko. Fenerliymiş, beni de çok seviyormuş. Abi herif, ya dedim bak reklam filmi çekiyoruz ya, biz sonra seninle sevişiriz abi. Şu an giren var. Şu an abi sen reklam filminde ben gol atınca sevinme ya. Anlamsız oluyor, anladın mı? Rakip takım niye sevinir ki benim gol attığımı? Peki abi, ben Fenerli, Fenerbahçeliyim dedikten sonra ne hissettin abi? Valla ben sana gerçekten doğru söyleyeceğim, hiçbir şey hissetmedim. Evim için hissetmedim. Ama sonrasında yavaş yavaş hissetmeye başladım. Önemli bir şeydi. En azından sen hissettirdim. Yok, şimdi şöyle, tabii önemli bir transfer geldi. Kim bilince? İlkenden tabii canım, evet. Çok. Gerçekten belki Fenerbahçe tarihinde o pozisyonda en önemli abi, transferlerden bir tanesi olabilir. Kore'den iki tane daha transfer yapmış Fenerbahçe, videolar yayıldı. Eyvah. Tribüne transfer yapılmış, Amigo transferi. Tribünde eksik var ama zaten. O bölgede bir eksiğimiz var bu arada. İşte tamamlandı. Şöyle bir şey. Senin var mı parmağın bu işte? Gerçekten. Şimdi burada her şey... Delikanlı, biz bize anlıyoruz. Aynen, biz bize. Zaten az kişi istiyor, merak etme. Ben burada bir açıklama yapmak istiyorum. Evet, benim bence de açıklama. Bu işte bir parmağım yok. Yok değil mi? Yaklaşık 3-4 tamam, gündür ama durmadan DM geliyor. Sonra abi tweet, yani bu uluslararası açısından, ilişki açısından da tabii biraz derde girebilecek bir şey. Evet. Tabii. Diplomatik kriz oluşabilir. Aynen. Yani ben sadece şunu düşündüm. Şimdi sonuçta Kuzey Kore'de Koreliler ya. Şimdi... 1950'de biz ayrıldık aslında, daha yeni tarih. Onların anasına laf etmek acaba benim atalarıma da oluyor mu gibi düşündüğüm için. Bence bunu Kim Min-jae için de gene düşünmeli taraftar. Kim, evet. Bu Kim Min-jae'nin bundan haberi yoktur. Yani. Fenerbahçe taraftarı lütfen Kuzey Kore'nin annesinin normal yolları. Ama güldüm, gerçekten güldüm. Komik bir olaydı. Kim Min-jae ülkede ya, önemli de bir isim. Şimdi onunla ilgili veya Kore ile ilgili bir şey olunca hep sana patlaması nasıl bir duygu yani? Hiç hissetmediğim için merak ettiğim bir konu. Abi sen artık böyle bizden biri gibisin, kardeşimsin ama şimdi o ülkeye ait olduğun için hep sana patlıyor. İşte bir şey oluyor Kore ile ilgili. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Canlı yayın dedik. Ya Kim Min-jae sakatlandı, ben şeyi yazıyorum. Beni arıyor abi canlı. O da diyor ki sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Ben nereden bileyim? Ben Kore'yim. Hani o düşünsene, bir şey oluyor Kore ile ilgili, ona yazıyoruz. Yani şimdi Kore ile ilgili bir haber duysam Çabı'yı büyük yük abi, bir de abi? Çok büyük yük yani. Bütün ülkeyi temsil ediyor ya burada. Düşün, ben burada eski bir futbolcu olarak Fenerbahçe'de oynamışım. Belki kulüpten birisine sorabilirim. Ben Çabı'ya soruyorum Kore'yle. Benim bir acil hattım varmış gibi, anladın mı? Telefon kaldırıyorum abi, sorun Kim Min-jae nasıl? Yani bilinçaltı bir şey mi acaba? Çok enteresan bir psikoloji. O yüzden sordum hani mesela. Ya, tribüne mesela bir olay oluyor, sana soruyorlar. Abi mesela burada şu an olmamın da bir sebebi Koreli olmamdan kaynaklıyor. Kim Min-jae nasıl oyuncu diye bana sorulduğu için aslında. O yüzden yani ben bundan memnunum. Ama aynı zamanda da dediği gibi sorumluluk yükseliyor. Tabii çünkü canım. Bir elçilik büyük yani, yani gibi bir şey. Aynen. Bazıları da benden de Kore'den soğuyanlar da oluyor. Güney Kore ile Türkiye arasında bir dostluk var biliyor musun? Ben yani... Güney Kore ile var abi. Güney Kore ile var. Tabii tabii. Biz Dünya Kupası'ndan sonra sürekli oraya gidiyorduk abi. Bizi çok sevmişler. Biz de onları çok sevdik. Her hafta sonra oraya durmadan sık maç oluyor. 10 tane maç oynadık. Yani ben biz onları seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. Onlar niye gelmiyor dedim hani. Öyle bir misafirlik var mı? Düşünsene senle ben sevdiğim kız arkadaşım. Hani biz birbirimizi seviyoruz ya. Aynen. Ama hep biz size geliyoruz abi. Bizim var bu arada. Hep, biz hep Çabilere gidiyoruz. Çabiler hala bize gelmedi. Şey, varmış. Tek taraflı. Sen Çabi'den daha çok gitmişsindir abi Kore'ye. Nereye? Çabi'den daha... Ben şu an gitsek ben gezdiririm onu orada. Doğru mu abi? Avucumun içi gibi biliyorsun her yeri. Abi peki
O dönem Kore'de gerçekten nasıldı? Sorun bir daha abi. Hayır, sorun güzel de ya şöyle abi, yemeklerle ilgili sıkıntımız oldu bizim orada. Şimdi biz milli takımla gidiyoruz. Şimdi bir de şey, büyük bir organizasyon ya. Azlık maçı olsa belki aşçı götürmezsin ama tabii bizim aşçı geliyor, erzaklar geliyor. Şimdi bizim pilavın falan tadı değişmeye başladı orada. Oradaki şeyler. Evet, ciddi bir şey var orada. Farklı bir yağ kullanımı var. Evet, baharatlar, şey, yağlar. Ve çok sarımsak kullandıkları için. Aynen. Evet, abi. Mesela takside falan, şimdi ben hiç sevmem öyle ağzımı yüzümü kapatayım kokuyor. Onu hissettirmem karşı takıma. Takside falan ciddi sarımsak kokusu, böyle ciddi bir yoğun bir koku var onlarda. Öyleydi ama yoksa ülke olarak hani güzel bir yer. Çok keyifli bir yer. İnsanlarla olan iletişimde sorun yoktu mükemmel yani. Mükemmel canım. Orada gerçekten hiçbir problem yok. Değil mi? Öyle değil mi yani? Tabii tabii yani. Çünkü yani orada hiçbir şey yok. Sadece biz yemek yani erzak kendimiz olmasına rağmen falan o biraz bizi yordu. Abi ama yoksa şey. Abi bir koku var mesela hani. Onun en lüks otelinde kalıyoruz. Dünya Kupası organizasyonu. Lobide böyle bir yoğun bir koku vardı. Yağ kokusu mu? Yağ başka... işte o sarımsak kokusu. Yani. Sarımsak abi. Ya çünkü aynı şeyi ben Kore'ye gitmedim de. Ama şimdi ben evet orada da şimdi bu şeyde de var. Çok hepimiz var. Şimdi ben mesela çok sarımsak yiyorum ya. Bu size yansıyor ya, bana yansımıyor. Çünkü ben yedim ya. Evet, ben o kokuyu almıyorum abi. Ama kaçtık orada da mesela abi, ben mesela memleketimi özlediğimde bir avuç sarımsak alırım. Bizde toprak ya, Türkiye'de toprak kokları. Evet. Sizde şey sarımsak. Ya çünkü Kore'nin aynen bütün yemeklerinde sarımsak kullanılıyor. Var var evet. Yani bir de benim gittiğim şimdi tabii daha önemli oyuncular var. Son falan artık şeydi ama benim o zaman da Çabi'yle öyle bir anımız da var. Bende Kore forması varmış. O zaman da en önemli oyuncusu. Ben de çok seviyordum o zaman. An Jung-hwan. An evet. Efsane, uzun saçlıydı o zaman. Dünya Kupası'nda çok iyi şey yaptı. Değişik bir şey ortam var orada yani. Onların mesela futbol tutkusu da farklı. Bu arada bu An İtalya'ya gol atıp Udinese'de oynuyor aynen diye kulüp başkanı tarafından kovulan adam. Peruzya'dan. Perugia, özür dilerim. Peruzya'dan. Yani var nasıl İtalya'ya gol atarsın falan diye adamı göndermişlerdi falan. İnanılmaz. Şey var, Dezivere olayı var ya, ses olayı. Ya. Ne abi? İlk Dünya Kupası oydu galiba. Desibel olayı, ses abi. Ya mesela Kore bir ses yapıyordu abi maçta. Bence sırf onunla yarı final oynadılar yani. Takımları iyiydi de sırf o sesle mesela rakibi yenebilir. Ses getirdiler diyorsun. Ses getirdiler ya, rakibi de elediler yani. Düşünsene. Yani karşı takım için inanılmaz korkunç bir yer. Çünkü 60 kişilik, 70 bin kişilik full ses. Stat full. Yani kıpkırmızı, bütün Kore, herkes Koreli. O yüzden şey o ev sahibi olay da çok başka bir şey ya. Tabii. Güzel, güzel, güzel. Koreli saatleri de meşhurmuş abi. Senin orada efsane bir saat hanım var. Öldürüyorlar oğlum seni. Bahsetmek ister misin? Bahsedelim. Bak, şunu da anlatayım. Benle ilk tanıştı abi. 5 dakika sonra beni böyle çekip anlatmaya başladı. Çabicim. Benim var ya, Kore'de neler yaşadım biliyor musun? Bir bavulda saat getirdim falan. Ben ilk Serhat abiden duyduğum cümle bu hikaye. Adam Yakuza'ların tehdidini gerçek anda hissettiyse eğer ki hemen onu anlatmıştır. Ya şey, birebir hissettik ya o dönem. Ya şöyle, bizde orada saatleri iyi şey yapıyorlar biliyorsun. İmitasyon. İmitasyon efsane yani birebir. Bizde mesela... Artık Kore'de yok da o dönem öyleymiş abi. Ya o bize denk geldi herhalde. Çok uygun fiyatları. O iki ay falan çok iyi vardı. Şimdi şöyle, gerçek mesela marka olan saatler var ya bizim işte takımda abi, biz tabi o zaman en genciyiz hani. Paraya para demiyorsunuz. Biz değil be abiler. Bizde yok. Biz o zaman şey, borç alıyoruz. O dönem 19. Of, çok genç yok, abi. Dünya Kupası'nda 21. 21. 19'da Fener'e geldim, 21'de çekeceğim. 81'de abi. Güzel abi, 21'de. Çabiyiz, Serhat abi düzeltmiyorum. Çabiyiz düzeltmiyorum. Adam abi 21 lan. Şimdi şöyle, gerçek olanlar var ya. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle programın böyle bir anı var abi. Evet, abi. Orada oturan. Hayır, kolye takarsın ya sevdiğine. Dedim bu ne yapıyor arkadan? Neyse. Sorun bu anı verdiler. Şimdi gerçek saatleri, orijinalleri saklıyorlardı karışmasın diye. O kadar birebir yani. Ama mesela biz hiç göremedik o saatleri. Belli kısımlar daha böyle papasta şeyinde olanlar var yani takımda. Onlar görebiliyor ama bizim hiçbir zaman göremeyeceğimiz saatler. O papazlar kim abi? Bir kişi örnek mi? Ya mesela o Dünya Kupası'nda %80'iydi öyle. %80, ben %20 kısımdaydım. Hatta daha da az. Peki senin o kısmında kimler vardı abi? Sen? Ya ben mesela Yıldıray milli takımın 10 numarasıydı ama o bile mesela ha, benim bizim gibiydi. Yani biz o saatleri hiç göremedik. Yani o saatçiyi de göremedik.
Abi bizim takım kimyası falan değil yani. O saatimiz. Ercan saatçi. Biz onları göremiyorduk. O yüzden siz saate gitmek zorunda kaldınız abi. Biz dedik ki yani biz de bir şu saatten bir tane alalım, anladın mı? Hani buraya kadar gelmişiz. Dedik yani Yıldıray'la bir sokağa gidip bir tane buluruz herhalde yani. Bu kadar geliyor bu adamlar. İşte bir tane adam saat mat gösterdi bize uzaktan falan. Bizi tanıdı mı bu, anlamadım ya. Şey olur ya. Her turiste mi yapıyor ya da? Beyni okursun ya uzaktan. Şimdi nereden biliyorsun sen benim? Ben saat almaya yola çıkmışım ama karşımdaki adam bunu bilemez. Belki Kore pazarında meşhur olmuştu ulan. Türk milli takımı. Bir saat alıyorlar. Saat gösterince dedim ki Yıldıray bu bizi tanıyor. Saati bizi gösteriyor. Dedim bir gidelim bakalım ne diyor. İşte saat, mat falan, İngilizce, clock falan. Tamam dedik biz de, hani bize de lazım. Bu bizi aldı abi. Arkasına döndük. Biz bununla girdik böyle daracık bir pasaja. Oradan sağ sol falan derken biz tek kişilik asansöre 3 kişi bindik. 3 kişi böyle duruyoruz asansörde. Dudak dudağa, kafalar bir. Biz bir kişilik asansöre bindik. Hani dedim ki biz bunu niye teker teker çıkmıyoruz hani? 3 kişi niye biniyorsun ki? Amaç ne değil mi? Birisi çıksın insan. Kore'de yani ayıp abi. Üçümüz bindik asansöre. Orada da bir koridor falan derken biz geldik patrona. Oturuyor patron. Patron şöyle, hani filmlerde olur ya, birisini öldürsün parmak izlerini silerler. İki tane abla bunun el izlerini siliyor gibi böyle. Önce sen de şimdi erkeğe oje yapmasın. Manikür pedikür de yok. Tırnak makası yok çünkü yani. Bunu böyle özel bir ilaçla ve koku var. Siliyorlar. Allah Allah. Evet, enteresan bir şey. Allah, çok baya Kore filmi ya. Kore mafyası. Elini bandırıyorlar, çıkartıyorlar falan. Böyle. Dedim oturun, biz de oturduk işte karşısına. Saat getirecekler bunlar. Şimdi öyle bir ortama geldik ki biz tabii oradan çıkışımız yok. Almadan çıkamazsın, evet. Mümkün değil. Almadan çıkamayız. Normalde çıkmaya başladık biz. Çünkü şey hani... Buraya, oraya nasıl geldiğimizi hatırlamıyorsun. Böyle bir yere geldik. Vursalar kimse bulamaz yani. Hiçbir şey yapmasalar da bulamazlar. Biz bitikli durumdayız. Biz sadece hani şey yaptık içimizden. Allah'ım hani inşallah buradan biz çıkarız. Kurtuluruz. Ama öyle kötü bir davranma falan yok. Biz oturuyoruz ama gergin bir ortam var. Ve ortamın gerileceğini de hissettik biz. O yüzden Yıldıray dedi ki bana, Serhat dedi, bunlar bize ne verirse alacağım. Saat ne getiriyorsa, saat, çorap, hiçbir şey fark etmez. Al geç diyor bana, tamam mı? Ben dedim tamam da hani bir bakalım ilk önce yani. Abi şimdi saatler gelmeye başladı. Şimdi saatte Olex yazıyor birader. Olex diye bir saat var mı mesela? Reisi yolda düşmüş saatin. Tamam bunu diyor alalım Yıldıray. Ya dedim birader bunu biz niye alıyoruz? Böyle bir saat markası yok ki. Yıldıray diyor sen al. Very nice, very nice diyor. Saatin yarısı yok ki. Very nice olabilir mi öyle bir saat? 12 saat gösteriyor değil mi? 12 de yok saatte. Saatin hani saat kaçı gösteriyor onu bile görmüyor. Yolda her şey düşmüş. Al aldık. Ben diyorum very nice. All right, very nice. Alıyorum. Saat geliyor, very nice, bu very nice. Hepsi very nice. Biz aldık 15 tane saat birader. Adamların elinde saat kalmadı. Bunlar mutlu, biz mutlu. Bunlar bizi çıkarttı. Biz orada olduk 1500'lü kanka ama şey, kurtulduk yani. Çok iyi ya. Abi bütün... Saatlerin hepsini çöpe attık biliyor musun? O kadar. Yani şey, hiç kullanamazsın hiç. Kullanacak gibi yani. Değil. Yok, hani hiç şeyden mi acaba? Yani o kadar iyi imitasyon yapıyorlar ama oraya Rolex yazamıyorlar herhalde. Yok ya, yani o yüzden değil de abi gördüler iki tane adamlar zaten. Tabii bizi oradan biz alacağız. Ya yani orada satışta hiçbir problem olmadı. Abi bütün Kore adına sana ve İldiray abiye buradan özür dileriz. Yani bunun da linci gelmesin. Gülüyor yanında. Falan derler şimdi. Bize denk geldi Yıldıray'la bana. Çok iyi. Şanslı ama gerçek abi. Defolu şey, saatler size kalmış abi. Abi çok iyi saatler aldım. Ağladım gerçekten. Ya gülmekten. Transfer haberi var. Pereira kimdi? Evet evet. Abi bak buraya. Pereira iş buldu. Böyle ben misafir olarak geldim. Burada bari Pereira. Korintiyans abi. Ne diyorsun bu olaya? Vallahi hayırlısı olsun. Brezilya'dan da özür dilerim şimdi. Bence özür dilemeliyiz. Dilemeyiz yani. Öyle bir transfer gerçekten Corinthians şeyin en önemli transferi olabilir Pereira. Bek var mıymış kadroda? Bakacağız. Bak orada belki iş yapabilir ha. Yapabilir abi. Kendi bir de şey dilli falan. Ya bir de orada altyapı şey ya, yetenekli oyuncular çıkıyor Brezilya'da falan. Orada belki yapabilir. Ama mesela Hulk'un olduğu takım Hulk istememiş mesela. Enteresan biliyor musun? Hani o gelirse ben yok olurum. Alpito Mineiro değil mi?
Hulk orada. Aynen. Evet. Ki Çin'le de zaten. Ve başarılı Hulk'un takımı. Şampiyonlar Ligi falan şampiyonlar. Oyuncu kadrosu Hulk'la çok. Hulk'la zaten şey tanımıyorlar mı ya şeyden? Çin'den tanıyorlar birbirlerini. İşte Hulk da diyor ki keşke tanımasaydım diye. Başlar istemiyor. Bir şey söyleyeceğim. Pereira Brezilya'ya gitsin uçak biletini ben alırım. Alex'le de onu karşılatırım demiştin sen canlı yayında. Brezilya'ya gitsin dediğimde mi? Evet. Nasıl anlamadım o cümleyi şimdi bir dakika. Pereira, o cümle dedi. Berkay sana dedi ki Pereira Brezilya'ya gitme ihtimali var dedi. Sen dedin ki Brezilya mıydı o ülke? Evet. Net. Evet. Uçak biletini ben alacağım. Ha, Fener'deyken de. Evet. Tamam Fener'deyken de ben yolculuktum. Ben götürürüm dedim. Uçak biletini de alırım dedim. Fener'den ayrıldıktan sonra gitti. O şartlar değişti. Bir tweet atarsa Serhat Akın'dan bilet bekliyorum. Tamam lan dönüş biletini alırım ben de. Hangi bilet alacağım? Buraya dönüş bileti alma kardeşim. Buraya almayacağım canım. Başka bir. Oradan da ayrılacağı için oradaki biletini. Ben Pereira'nın bilet işlerine ilgileneyim. Çünkü çok almamız gerekecek. Abi Alex bir paylaşım yaptı. Dün Ağzı Ayaklar, 2007'deki Ağzı Ayaklar maçını paylaştı. Hmm. Evet. İki bir tane oradaki maçı. Hı. 2006-2007 evet. UEFA Avrupa Ligi. Evet. Son 32 maçıydı. Kezman'ın saldığım Kezman mıydı? Evet asisti evet. Asisti Kezman yaptı. Alex'in paylaştı. Onun paylaştığında evet, Kezman çok güzel bir berkaj yaptı değil mi? Doğru değil mi? Evet, Tümer attı değil mi? Pası asisti. Pas Kezman. Evet. Tümer yok gol demiyorum. Asist şeyin attığı golde. Evet, evet. Çok golü, güzel bir duvar evet, oldu. İlk golü Tümer atıyor. Bir sonra Kezman aradığımız 2-0. Aradığımız olmayan duvar. 2-2 bitiyor maç. Öyle bir gol gördük mü Fener'de kaç senedir? Yok ki mesela. Bir orta sahne mesela gelip şeyin duvar olduğu mesela. O golün başlangıcı falan da Tuncay getiriyor Alex falan. Bayağı iyi gol. Eşleşmede çok iyiydi. İlk maç 3-3 Kadıköy'de. Bu maç 2-0 öne geçmişti Fener. Ama son Alex anda 2-2 ile elenmişti. Kötü golü yok ya herhalde. Çoğu goller gerçekten. Sıradan golü az. Olağanüstü goller atıyordu. O günden beri öyle gol görmemiş olabiliriz ama çok güzel penaltı izledik bence. Çok estetik. Yani hangi? Serdar Dursun'un ikinci penaltısındaki ya ben de ciddi, hamle. Ciddi hasarlar bıraktı o penaltı. Gerçekten. Abi bence bu arada orada yapmak istediği şey o değil sanki. Tabii, ya şöyle ya yani hatayla çok olmuş gibi. Evet ben. Evet yanlışlıkla ben bir şey oldu sanki. Orada onun yapmak istediğini kaleci siz biz hiç kimse o kendi anlamadı. O da anlamadı bence. Abi o başka bir şey yapmış. Yani zıplayarak varmış. Var abi Jorginho ile Bruno Fernandes evet, öyle. Fake atıyorsun değil mi? Olayı evet, o aslında. Evet, evet. Aynen kaleciyle bir alakası yok bunun hiç. Oraya girmeyelim. Yok. Ne içeriz bu sefer Jorginho? Yok o yapıyor. Yok bu vuruş stilini o kullanıyor diyelim. Hani şey öyle bir stil var mı ya böyle bir şey atlama şey düşsene benim ayağına bir takılsa Serdar gibi atlamıyorlar abi. Maske komple maske. Abi kaleye bakıyor ya kaleye baktığı için yanlışlıkla çok öne zıplıyor. Evet aynen. Biraz. Neyse. Abi bak bence sakat mı? Büyük sakat. Bunu analiz etmiyor. Sen bu adamdan ne istiyorsun bu adam işte atıyor ediyor falan 9 gol atmış. Abi 50 tane atsın ben bir şey istemiyorum. Olay şu Serdar Dursun çok şey iyi niyetli. İşte Almanya 2. Lig'de falan oynadı, orada attı ama şimdi Fenerbahçe büyük bir cami ya. Burada bence çok fazla hissedebiliyorsun. Hmm. Ben de oynadım ya o sahada. Yani. Şimdi yaptığı hareketler hep işte elini kaldırma falan çok böyle şey. Aşırı istekli. İstekli öyle anladın mı? Şimdi bence o penaltıda o psikolojide atılmış bir şey. Zaten Fenerbahçe'nin ne, hiçbir iddiası yok. Sen orada normal penaltı atsan ne olur ki? O orada birazcık aşırı böyle, istekle aşırı gelen. Aşırı istekle bence orada ufak olabilir. Bir şey oldu yani. Aslında. Ya en azından ben çok konuşuldu abi. Bir reaction oldu orada anladın mı? Böyle bir havaya kalkmalar, Jorginho falan. Hiç alakası yok yani. Jorginho nerede, o nerede? İşte abi peki sana göre gördüğün... Kaleci de şaşırdı bak çok basit bir penaltı ha. Aynen. O da anlamadı zaten. Yani. Kaleci dedi bu nasıl bir şey? Düşünsene sen kaledesin. Halı sahada ben geliyorum uçarak, kaçarak mesela. Nasıl tutacaksın ki o penaltıyı? Hırıysan ya. Abi dersin. Tamam at ya dersin. Bu gol olmalı ya. Gördüğün en iyi penaltıcı kimdi abi? Ya da beraber oyundu. Ben benim oynadığım Alex için. Tabii. Alex. Başka... Sen abi penaltı çok kullanmış mıydın? Ben sevmiyorum ya. Kullanabiliyorum da sevmiyorum. Yani şöyle. Bende böyle bir de aşırı hız var ya. Yani hep şey psikolojisi vardı ben. Olmaması lazım aslında da. Yani kaçırırsam takıma yansır ama ben biraz duygusal olduğum için evet. Benden daha çok takım arkadaşını düşünüyorum. Yani bu camiye yansısı tabii. O böyle bende stres yaratıyordu. Hı. Kullandım mı? Kullandım. Çok çok önemli penaltı kullanmak istemiyordum yani.
Fenerbahçe demişken abi, sizin bir efsane WhatsApp grubunuz var ya abi. Var. Onlar ara kimler var abi? Böyle ne muhabbet dönüyor? Çünkü efsane Fenerbahçe bir WhatsApp grubu var abi. Bir kere adını söyler misin? İnanılmaz. Sen de efsane olduğu için Fener'le de olduğu için sen de alalım. Öyle bir söyledin ki. Ya ne işi var Çabin'in orada? Hemen alayım ben seni, adminim ben onu. Kim korudu mesela merak ediyorum. Kimler var abi? Ya biz hep böyle bir konuşuyorduk. Eski değerler falan hani bizim ortamımız değildi. Bir de başarılıydık. Bizimize seven, sevip sayan insanlarız hani için işte. Futbol bitti. Anlaşamayabilirsin. Bu da kötü bir şey tabii, yok. Tabii tabii tabii. Abi biz hep böyle iyi. WhatsApp kuralım yani. Tuncay'ın falan da çok şeyindeydi. Tuncay başlattı zaten galiba. Öyle var yani Luciano mesela şey de var. Güzel tarafı ne biliyor musun? Benim oynamadığım oyuncular da var. Apya var mesela. Apya'yla konuşuyoruz. Adamda hiç oynamamışız yani. Ama güzel yani ortam. Çok iyi. Ondan sonra... Çok keyiflidir ya. Çok keyifli canım. Hiç güncel maçların yorumlandığı oluyor mu? Yok. Yani hep böyle şey, hayırlı cumalar falan. Mesela şimdi... Bizim lise grubundan farkı vardır abi illaki ya. Mesela adam hayırlı cumalar atıyor. Öyle işte. Sonra kalkınca falan. Gruptaya çok yazan kim abi? Abi mesela bir şey oluyor, hayırlı olsun hocam. En çok o. Heh, işte bak, hayırlı olsun bak hocam. Serhat abi geçen abi, bunu söylemiş. Gruba şey geliyor, biri bir yerde antrenörlük işi antrenörlük falan bulmuş. Değil. Serhat abi şey demişti geçenlerde. Oğlum buna ben şimdi hayırlı olsun yazdım ama kim ne işe giriyor? Onu tanımadığım numaralar var. Birisi işe giriyor, şey dedim ben de. Şeye uyuyorum ben. Yazıyorum, diyorum herkes hayırlı. Hocalar diyorum ki kesin bir hayırlı iş bu. Ben de oradan hayırlı hocalar diyeyim. Birisini kutluyoruz ama bazen kimi kutladığınızı peki o grup sessizde Kezban var mesela. Kezban son halini atmış. Aa evet. Baron gibi yani fotoğraf gerçekten. Sakallı sakal falan. Makal falan. Mesela yani. Kezban'la da oynadım ama orada ortamımız iyi. Hatta şey oldu işte. Yani ne oluyor? Birisini çok sevdiği bir insan oluyor. Doğum günü videosu istiyor ya mesela. Klasiktir bizde. Öyle bir istek. Oradan bir istek falan işte doğum günü videosu. Ben mi istedim bilmiyorum şimdi. Ben istemiş olabilirim bir tane sevdiğim bir kardeşim için. İşte yazıyorlardı oradan Apya ne oluyor falan filan. Can Anat herhalde. Can var bizim. O dedi ya... Ha, eski stoper Can Anat. Eski stoper. Ya dedi hep Apya'ya bir şey yapıyorsun dedi. Hep istiyorum bir şeyler yapıyorum falan filan. Sen de dedi bir video yolla. Hani, kaydet sen de gönder. Ya, video. O da işte yolladı videoya Apya enteresan bir şekilde. Sonra dedi ama şöyle videonun arkasına şuna ekledi. Benim de dedi bir dahaki ay doğum günüm var. Ben ama video istemiyorum dedi. Bizim burada Western Union var dedi. Dedi bir istekte bulundu. Banka bu arada. Ben de bu arada şey bir daha yol istemedim yani. Düşünsene video istemedim bir daha. Öyle bir enteresan bir grubumuz var yani. Bir şey oluyor. Hep Alex Hoca oldu. Tebrik ettik falan. Alex de var mı grupta mesela? Var canım. Güzel. Alex zaten lider bizim yani. O var. Koydonk var. Hepsi var. Yani sana saysam hepsi var. Yani o WhatsApp grubunu şu anki kadro öyle değiştirsen çok farklı şeyler olur. Yani. O kadar o yani kesin. O Fenerbahçe All Star gibi bir şey olmuş ya. Gerçekten All Star. Yani. Kezmanlar herkes var, Apyalar yani oradan bir ilk 11 çıkartsan ben herhalde giremem o ilk 11'e. Estağfurullah abi o kadar da değil. Bunu ben söylemedim. Buradan Kore halkından özür diliyoruz. Sırası gelmişken. Abi haftayı çok enteresan bir haber çıktı. Arda Turan 14 Şubat'ta sevgilisine sürpriz yapmak isteyen bir garsona ricası üzerine jipini vermiş. Hı. Böyle bir ilk haber var. Bu doğru mu değil mi bilmiyorum. Nasıl garsona mı jip hediye etmiş? Garson diyor ki abi diyor ben diyor kız arkadaşıma diyor, sürpriz yapacağım. Jipini verir misin diyor. Ya da arabanı neyse arabanı verir misin diyor. Arda da arabasını veriyor. 14 Şubat'ta takılmaları için. Evet. İşte araba, Arda'nın arabasıyla gitmiş kız arkadaşını evden İki almış. İki sorun var Serhat falan abi. Filan gibi. Arda'nın arabasından mı özür dileyeceğiz lan? Biz bu konuda kimler özür dileyeceğiz? Burada özür yok kardeşim. Burada özür yok abi. İki sorun var. Birincisi sen böyle bir şey yapar mısın? İkincisi sana gelen böyle enteresan istekler oldu mu futbolculuk hayatında? Tamam bunu eski bir Galatasaraylı olarak. Title'a bak. Xabi Hane eski Galatasaraylı. Efsane futbolcu. Güzel. Eski stoper değil mi? Jip'i hediye olarak vermemiş. Yok hayır bir günlüğüne sürprizi yap geri ver. Ya bu verirsin de kullanan çocuk nasıl kullanmış onu? Ben mesela bir kere araba kiralamak zorunda kaldım abi. Öyle böyle kullanıyorum. Yani arabaya bir şey olacak araba diye. Araba da ucuz bir araba değil. Düşünsene. Yani. Parasını verdiğin adı araba... Asıl buradaki ya, soru tabii. Garsonun inanılmaz gergin şeyin işte istemesi garip. Evet ben mesela istemezdim. Tabii. Abi. Ama diyelim yani istedin abi kullanamazsın ya. O gerginlikle yani kullanamazsın. Ama yani. Çok korkarsın. Orada yani. Çizsen 10 bin lira şey için. Hayır çizsen senin bir şey olsa mesela hastaneye geliyor Arda düşünsene.
Hayır şimdi mesela arabayı verdin, hallettin. Hastane konusu sıkıntı, evet. Hastaneye gelmemiş yani. Bu konuyu hastaneye getirmemiz lazım. Yani her şey bu hikayede iyi gitmesi lazım. Hastaneye gelmemiş sıkıntı. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi benim bana böyle bir istek geldi. Evet. Diyelim ki işte bir yemek yemeye gidiyorum. O zaman oynadığım dönemde Çabi de orada çalışıyor. Galatasaraylı mı o zaman abi? Kim? Çabi. Hangi zaman? Ama beni de çok seviyor. Fenerliğimle oynuyor. Şimdi istedi. Verirsin. Ben veririm. Sıkıntı şu. Yarın bir gün evi de ister mi? Hani? Doğru bu. Sonu gelmiyor öyle şeylerin. Yani sonu yok diyorsun yani. Yarın düşünsene. Tabii. Arda otelde kalıyormuş. Evinde yılbaşı kutlayacak. Abi. Nasıl olacak ki o? Senin ev hazır boş. Değil mi? Sen kamptasın. Kurban bayramında çağırıyor Arda'nın evi. Arda biz yılbaşı kullanacak. Sen yılbaşını otelde geçirsen biz seni evde geçirecek. Evi de vereceğiz ona. Bir kere vermişiz arabayı. Bir daha almasın. Şey yapacağız. Sana böyle değişik istekler oldu böyle geldi mi? Böyle bakmak lazım. Değişik istek derken? Yani çok değişik değil. Enteresan. Yok hiç olmadı bizde ya. Bizim iyi gidiyordu ya her şey. Belki ondan dolayı. Yani bizim düşünsene yani. Ben şunu şey yapıyorum bazen düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe kötü gidiyor. 7-8 mesela Ozan Tufan İngiltere'ye gitti ya. Evet. Yani çok güzel bir açıklaması vardı hani. Ben Fenerbahçe'yi işte severek şu bu ama işte 8 sene şampiyon üzüldüm yani. Düşünün 8 sene bir camiada oynuyorsun. Hangi cami olduğu önemli değil. Büyük bir camiada 8 sene şampiyonluk yaşadım. Evet. Şimdi ben 5 senede 3 şampiyonluk yaşadım ama hiç şampiyonluk yaşamamış gibi baskı yaşadım dedi yani. Hem başkandan hem camiadan bizde öyle bir hava var. Aynen. Biz mesela bir caddeye iniyorduk. Stresli. Tabii. Ya ben mesela size bir hikaye anlatayım. Şok olacaksınız mesela. Şimdi bizim iyi giden bir şeyimiz var. Maç kazandık biz. O zaman da bekarız. Ali ile de evde PlayStation oynuyoruz, Ali Güneş'le. Ha, Ali Koç sandım bir an. Ali ile PlayStation oynuyoruz. Ali Koç'tan buranın özür dilerim. O koç olmaz. Bu başka koç. Evet abi. Bu yaşam koçu. Neyse, Ali ile PlayStation oynuyoruz. Ben onda kaldım o gece. İşte ben amcamla yaşıyorum, rahmetli amcamla o zaman. Ali de evde bekar, Göztepe'de kalıyor. Gittim onda PlayStation. Şimdi futbolcu maçtan sonra vücut halen çalıştığı için, çünkü %100'ün üstünde efor sarf ettiğin için uyuyamıyorsun. Yani yatıp uyuma diye bir şeklin yok. Aynen. Devam ediyor o çalışma. 1-2 saat sürüyor, rejenerasyon falan. Bir uyuman geceyi buluyor. Neyse biz böyle şey, acıktık biz evde. Hani doğal bir şey bu, acıktık yani. Saati de söyleyeyim size, gece 1.30. Yani maçtan sonra biraz evde takıldık, PlayStation. Gece 1.30'da Bostancı'da seyyar bir yerde dürüm yiyeceğiz. Bir tek Ali ben var, bir de dürümcü abi. Bize dürüm hazırlıyor. Çok da lezzetli falan böyle. Biz oturduk, dürümü sipariş verdik. Dürümü tam sararken araba geldi kapının önüne. Böyle aynalı camlı falan. O zaman başkanın şeyi, sevdiği yanındaki, bizim de sevdiğimiz bir abimiz. Geldi dedi, ne yapıyorsunuz burada? Tam dürümü ısıracaktım ben. Düşünsene dürümü ısırırken sana birisi dese ne yapıyorsun? Ne dediler abi, evet. Dürümü ısırıyorum, düşünsene. Ne yapıyorsun? Dürümü ısıracaktım abi. Dürümü ne yapabilirim ki ben? İki elimi tutmuşum abi. Dürümü burada ne yapıyor olabilirim? Ne yapabiliyor olabilirim ben mesela, anladın mı? Hani insanın psikolojisi bozuldu abi. Nasıl haberleri oluyor abi? Abi nasıl uçtu haber, evet. 15 dakika içinde? Şimdi işte ne yapıyorsunuz burada? Dedim abi valla dürüm yemeye geldim. Düşünsene psikolojiye. Yemin ediyorum bir de. Yemin eder misin sen dürüm ye? Hani şey gibi oldu bu hani. Aslında ben pizza yemek için çıktım ama dürüm yok. Bir suç gibi yani, öyle bir psikolojimiz var bizim. Vallahi billahi dürüm yok. Dürüm yemeye geldik. Ya dedi işte şey bu saatte falan filan. Dedim abi yani yarın izin var, biz karnımız aç. Maçı da kazanmıştık. Heh, kazandınız bir de tabii. Ondan kazandık sonra. Kaybetsek zaten. Tabii. O dürüm yiyemeyiz. Kaybedince dürüm yiyemiyoruz abi. Evet. Şimdi düşünsene öyle bir 5 sene geçirdim. Evet. Şu yok. Anda ya o dönemle olan farkı aslında var değil mi? Mesela o stres yok, o baskı yok. Bence de. Maçtan sonra herkes bütün dışarıda. Bütün dünyada da bu değişim yaşandı. Beni taraftarı çok seviyordu genç olduğum için. Yani şu an mesela bir Arda'yı hani taraftarın hep böyle bir genç yetenekli yani. Futbolcu. Beni de öyle benimsedi. Mesela biz kazansak da kaybetse ben böyle oynamaya çalıştığım için, iyi oynamaya çalıştığım için, onu hissettiği için tarafta. Evet. Ben aslında onu şey yaptım. Fenerbahçe'nin şu an şampiyonluktan daha çok ona ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var. İyi oynayın. O yüzden hani Arda'nın bir hareketini niye bekledi, taraftar ayağa kalktı? Tamam. Heyecan istiyor. Çaba istiyor. Çaba istiyor. Ama mesela hiç ben kötü bir şeyle taraftarın Allah var yukarıda. 5 senede hiç karşılaşmadım. Nerede oturursam oturur hep bana şey yaptılar ama biz öyle bir baskılı bir dönemden çıktık. Vay yani. 5 senede 3 şampiyonluk yaşamışsın.
Bu bir muazzam bir şey ya. Muazzam bir şey yani. İşte ama biz o muazzamlığı yaşayamadık. O dönümde mesela şimdi, ben onu hissettim yani. Ücret olarak da bir tık daha o zamanlar daha ucuzdu değil mi? Şu anki futbolculara göre. Biletler de ucuzdu. Dürüm bile ucuzdur abi. Dürüm bile ucuzdur. Dürümü şimdi soyunma odası alıyorlar. Şu an Allah herkese daha fazla versin. Tabii şu anki şartlarla o şartlar için evet. Şu an sosyal medya var. Yani aynen. Ben o zaman bizimki bizim dönemimizde o 5 senelik dönemde acaba sosyal medya onu çok merak ediyorum ben. Bizde aynı sosyal medya olsaydı o başarıyla acaba nasıl bir kimya oluşurdu onu merak ediyorum. Şu an mesela futbolcu olmak mı isterdin yoksa okey mi abi o dönemde futbolcu oldun? Okey derken okeyci mi? Çok iyi soru. Yani... ne alaka abi? Okeyci değil, okey de. Hayır okey yani şöyle. Mesela şu an futbolcu olmak ister miydin abi? Yoksa o dönem mi? Yoksa o dönem iyiydi böyle iyiydi mi diyorsun abi? Ben yine o dönem. Hı. Ben değişmezdim o dönemi. Para o dönem sen dedin ya bitik. Bitikten çok çok daha fazla tabii, aslında. Çok çok ama, yani, ama şey o zaman işte, dava başkaydı ya. O da güzeldi yani. Hı. O heyecan bilmiyorum. Şu an yaşıyorlar mı yani? Şu an böyle de iş şeye dönmüş yani. Ticaret demeyeyim o yanlış olur. Hani meslek tamam. Ben kazanıyorum bu. Takım başarı oldu hani umurumda değildir de ama yani ben sonuçta mesleğim bu benim. Evet. Ne yapabilirsin ki takım hani şampiyon olamıyorsa sorumluluğu ben değilim havası ya. Bizde öyle değildi. Tabii. Bizde şey vardı yani. Bu takım hani bizim her şeyimiz yani. Camia bizim. Bunu Fenerli olarak söylemiyorum. Evet evet. O dönem Galatasaraylısı Beşiktaşlısı bence eminim aynısını yaşıyordu. O zaman dava farklıydı. Şimdi buraya nasıl geldi konu asıl tartışacak konu bu yani. Sadece Türkiye'de değil, global olarak da o dönemin futbolcuya daha romantikti ya her zaman bakıyoruz. Tabii daha böyle benimsiyordu işi. Şimdi iş ticarete mi döndü diyeyim ben. Dünyadaki rakamlar da arttı. Evet. Yani sektör gelişti bir de. Abi o dönem sosyal medya olsaydı Fenerbahçe'nin ayrıldığında Fenerbahçe'yi takipten çıkartır mıydın? Ben mi? Fenerbahçe'yi çıkarmazdın ya. Fenerbahçe'yi çıkarmazdın. Niye? Biri mi çıkarmış? Yok hayır evet. Merak ettim. Sen Galatasaray'ı çıkarmışsın. Sen Galatasaray'ı çıkarttın abi. Yo takip ediyorum hala. Manchester United'ı çıkarttın. Ne bileyim ben abi. Hayır nasıl bir soru yani? Bu arada böyle şey kurgu point veriyor abi anladın evet. mı? Hani kesirsin bu arada başka konuya geçeceğim diyor. Evet. Kötü espriyle böyle mola veriyor. Senden Heinz Hanın'ı istiyor izleyici. İki haftadan beri çılgınlar gibi onun mesajı. Ne Gabriel Heinz'e? Evet. Manchester United deyince aklıma geldi. Ya şey onunla özel bir anımız işte ya. Onu da bir gün davet edelim kendi anlasın diyormuş. Şimdi Manchester maçı var bizim. Evet. Ben de o zaman çok iyi performansım var ama oynatmıyorlar. O da enteresan değil mi? Takımın en iyilerinden bir orada tanesi. İstanbul'daki maç mı? Old Trafford'daki. Oradaki. Orada ilk önce bir onlar bize bir şey Old Trafford'da oynadı ya. 6-2. Ufak bir ders verdiler. Rakamı niye söylüyorsun ki? Kaybetti dediğin mesela. Hani sana skoru soran oldu mu abi? Hiç. Soru skorunu düşünüyorum. Aynı. Abi Beşiktaş'ta ya. Sanki o zamanın sportif direktörüydü. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yani kimse de, sormadı. Sen sordun mu? Sanki. Çok fena United'li. Abi ben bir de biraz evet, da ondan herhalde. Çok aşırı olursun. Gereksiz gaza geldim. Evet. Ama ikinci maç 3-0. Yani. İkinci maç 3-0'da Tuncay'a asistim var abi. Attı orada 3-4 tane. Kaç tane attı Rooney? 4 tane mi attı? Rooney 3 tane attı abi. Abi banka gibidir zaten bu şeyler. Rooney'nin hatta ilk Şampiyonlar Ligi'nin. United'daki ilk maçı hatta evet. Doğru. Everton'dan neyse, sonra. Neyse ikinci maç 3-0 burada Fener aldı. Tabii oradaki senin maça gidiyorum var şimdi. Neyse. Ben oynamıyorum ama takımda da böyle hoca da hani beni formda en iyilerinden olarak hissediyor ama bunu oynatmayarak hissettiriyor. Yani. Ben de onu hissetmeye çalışıyorum yedek kulübesinde. Şu öyle bir maçta da oynamak istersin yani. Tabii. Neyse ben de maça girdim. Ben maça bir girdim. Sağ kanadı paramparça ettim ben. Böyle gerçekten hani benim o zaman Manchester halkından özür dilemem lazım. falan yok ettim yani. Denk geldi. Ama moralim bozuk çıktım bir de hani böyle şeyli. Olur ya böyle trip atarsın evet. Ama böyle tripim hocaya aslında. Sağ taraf koridor oldu değil mi böyle sen gittin? Koridor oldu. Heinz'i var ya yani. O dönem soldaki. Evet. Soldaki bir olay oldu onda ben böyle ben de atmadım bir çalım attım yani. Böyle çok hızlı gidip bir anda çeken bir oyuncu değildim yani. Gidince tamamlardım. Ya adamı geçerdim ya da işte orta keserdim falan böyle. Çalımlarım değişik ama öyle gidip böyle çeken o da bir yetenek mesela. Mesela Baliş'te vardı mesela. Baliş çok fulleliyken orta kesebilen bir oyuncu. O da bir yetenek. Son sürat giderken orta kesemiyorsun. Bir fren kesiyorsun, bakıp kesiyorsun ya. O böyle şut çeker gibi orta kesiyordu. Baliş'in öyle bir özelliği vardı. Ben de orada enteresan bir şekilde topu çektim. Hani Allah orada yardım etti. Şimdi ben oynamıyorum ya. Haksızlık var ya ortada. Buna ben böyle bir türlü... Böyle dengelendi yani. Böyle dengelenmesi lazım diye Allah'a dua ediyor. Yani hani, hocadan hesap sor Allah'ım.
Orada da Allah bana çanım attırıyor, tamam mı? Ben bir yatırıyorum, aynısı şeye girdi. Bu pankartlar var ya, oraları deldi geçti. O zaman tabii şimdi rakamlar iyidirken o zaman pankartlar da iyiydi. Plastik tabii, ne olur şimdiki şeyleri. Şu an elektronik değil. Şu an girsen hiçbir şey olmaz. Orada girdi, bu içinden geçti. Onu çıkarttık oradan. Pankarttan. Dedi ne yapıyorsun falan. Orada şimdi maç bitti enteresan bir şekilde. Bunların da bir tane kalecisi var. Neydi o? Portekizli uzun saçlı. Barcelona'dan da gelmiş olabilir, altyapısından kiralı. Öyle bir kaleci. Evet. O geldi benim yanıma, sen dedi ne yapıyorsun İngilizce falan. Dedim ne yapıyorum ben falan, ne yaptım dedi, sen paramparça ettin maçı. Adamlar bizi 6 atmış ya. Ben neyi paramparça? Öyle bir maç oynadım. Düşünsene şimdi 6 tane atmışlar bize. Çok iyi performansın vardı. Dedim artık tamam hani formu. O zaman dememişsin abi Ferguson, bu kim ya, bunu bir... Kim? Alex Ferguson, Alex Ferguson mesela senin için bir dedikodu dönmüş müdür abi? Yok ya, sanmıyorum. Niye ya, yine de ben onu çünkü maçını izlediğim için. Gaza getirme bak. Böyle şeylerden çok gaz alırım, bir alev alırım. Neyse ama ben ama Marsa'ya gidiyormuşuz buradan. Şöyle abi ben... Sen beni niye aldın sağ kadrosuna çağırdın maça ya? Abi bizimki... Bir şey... Böyle bir şey var abi. Abi, eyvah, abi bizim kalite ama yani hayır, o kadar hayır. Yüksek değil. Buraya kızacaksın abi, haftalardır ayarlayamadı ya. Tabii. Haftalardır cevap bekliyoruz. Olmuş bak şimdi biz, onun ben... ara sıra biz şey yapıyoruz işte, atıyorum Mert Hakan'ı ve işte Serdar Dursun'u alırsak kadrosu, o espri yani. Sen onları gaza girip beni niye alma kadroya yani? Adam beni kadroya almıyor, maça gidiyoruz, ben yokum kadroya. Abi kadro yapacağız, sen Natspor'un takımındasın şu an, bizdesin. Biz neredeyiz? Biz neredeyiz? Kime karşı oynayacağız kardeşim? Ne bileyim, bilmiyorum. Boğaç beni bu gruba ekledi, onlarla oynayacağız. Tamam. Abi iki haftadır ayarlayamadı ya, Serhat abiyle halı saha ayarlayacağım. Bak gruptaki en son konuşma şu. Cuma'yı ayarlamaya çalışacağım abi, bakıp dönerim yazmış senin arkadaşların. Hep senin arkadaşın. Abi tamam, sen, canım birbirinizi suçlamayın. Sen şu an herhangi bir WhatsApp grubuna gir Türkiye'de. Serhat Akın'ın halı saha var yaz. Şu saatte de yani gelmeyen mi olur? Onların suçu, oraya ya. Adam yağarız ya. Siz kararınızı verin, ben Tümer, Ümit Davala, bunları ayarlayacağım dedim. Çocuklar gruptan çıktı, böyle bir şey olabilir mi? Çıkarız tabii ya. Yani o gerçi evet, hepsini yazdıysan çıkarız. Öyle bir anımız oldu Manchester'da. İçerideki maçta hani o kadar iyi oynadım ki dedim herhalde içerideki maçta şey yine oynamadım. Abi ama abi stat'taydım. Evet. Hikaye benim için şimdi tamamlanıyor. Yine moralim bozuktu abi. Tamam, Tuncay sen, asiste seni gösteriyor. Beni gösteriyor, benim moralim falan. Bozuktu. Sen yine o şeydesin. Bak girdim maça, Tuncay'a bir asist yaptım. Biliyorum. Allah diye falan. Tribündeydim abi, ben canlı sıkılı yürüyordum. Olduğu belliydi ama. Sen peki United tribünde miydin? Hayır canım, Fenerbahçe. Daum beni çok seviyordu. Hani, bence de Daum olağanüstü bir hoca. Ama bana hep şunu söyledi yani böyle işte sıkıştı, hocanın da sıkıştığı ve sıkıştırıldığı noktalar oluyordu Fenerbahçe'de. Aslında olmaması lazım. Evet. Yani hoca biraz özgür olması lazım. Ama ha, yönetim tarafında. ANK gerçeği vardı. ANK'ya da çok ciddi rakamlar verilmiş. Aldığı ücret. Ama şimdi ANK hak etmiyorsa benim önüme geçmemeli. Bu kötü bir şey değil. Evet. Bu şu an atıyorum Arda için veya bundan sonraki Ardalar için de geçerli değil mi? Şimdi kesinlikle. Arda bir yetenek var ama orada diyelim işte atıyorum Alex'i abarttım da mesela Alex gibi bir isim var ama Alex artık Arda biraz ağır basıyor ya, artık Arda'nın gelmesi lazım ya, onun, evet. O olmuyor, geçiş olmuyor Türkiye'de. Evet. O yüzden kayboluyor. Hani insanlar diyor ki abi niye altyapıdan geçişmiyor? İşte bu yüzden. Şans verilmiyor ki. Geçiş var ya, o geçişe müsaade vermiyorlar. Evet. Bir geçiş de o olacakmış güven... gibi oluyor da orada ki bu öyle iki günde olacak bir şey de değil ben yani. Bende geçiş yoktu, ben bir de olmuştum. Hani artık Serhat Akın oynuyorsa... Sen büyük olan şeydin ya. Şey oynuyorduk, o, ben bir de Amerika'yı kesmeye başladım yani. O da artık gerçekten yukarıdan hani baskı olunca hocaya, o da beni kesmeye başladı evet. Ama bende de şöyle, hiç hayatımda kimseye beddua etmemişimdir. Ama hep böyle girdiğimde diyordum ki Allah'ım sadece şu hocaya bir mesaj olarak bana yardım et dedim. Dua böyle oluyordu. Herkesin kendine şekli duası vardır ya, ben de Almanya'da doğup büyüyen orada işçi bir aile. Böyle hep Allah'la birebir iltibattaydım hep böyle kendim. Allah'ım diyordum bana yardım et, işte okulda iyi bir not yapayım, annemi babamı kurallayayım. Böyle şeyler yani. Orada da diyordum ki Allah'ım inşallah şu dağıma bana bir yardım et, bir ceza keselim diyordum. Allah da hep yardım ediyordu. Sakarya maçı var, %100 oynamam gereken maç, şampiyonluk maçı. Beni yine oynatmadı ya. Ben enteresan bir şekilde oynamıyorum artık. Abi sana bıçak mı atıyordun? Hayır, ben onu soracağım. Berke'ye de anlattım burada, şimdi özel bazı anıları. Şimdi artık oynamıyorum ben. Artık kulübede cama falan vuruyordum ben ses. Rahatsız olsunlar diye. Mesela ben de buradayım ya, öyle şeyler yapıyorum. Hani burada rahatsızlık veriyorsun, sahaya gir bari. Böyle bir taktik olabilir mi? Taktik değil, beni artık oynuyor yani. Zamanı geldi falan, artık bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dikkat çekiyorum. Ama buradaki olay aslında ne biliyor musun? Hırs bizimki. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Duramıyorsun yerinde değil mi? Duramıyoruz abi, bizim abi o zamanki o hikayemiz Fenerbahçe yani. Hikaye yazmamız lazım.
Sakarya maçında da öyle bir hikayem var. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Maça girdim. Maç 0-0. Çok kritik bir maç. Yani şampiyonluk çözüleceği maç. Korner oldu. Ben korner kullanmıyorum ki. Korneri aldım ben gittim korner kullandım. Alex yoktu. Alex olmasa da kullanmıyor. Ben niye kullanayım ki korneri? Hayatımda korner kullanmış. Yani kullanabilirim de korner iyi de ayağım iyi de aslında korner kullanmıyor. Böyle bir yetki yok bende. Ben bir anda o korner topuna gittim işte korneri aldım topu. Topu öptüm. Hayatımda ilk defa top öptüm. Sen öper misin ya? Topu niye öpersin abi? Kornerde. Kornerde penaltıda öpersin. Dünya Kupası'nda Bahçı'yı öptü. Maradona öptü anlarım. Ben niye öpüyorum? Kornerde. Hakem diyor yan hakem ne yapıyorsun dedi. Allah Allah bir dua okumuşuz aramıza girme yani. Sana ne değil mi? Allah Allah aramıza girme. Bayrağına bak sen. Sen bayrağı indir kaldır. Sen niye böyle topu öptün? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir yan hakem olabilir mi sence? Ben abi topu öptüm mü? Allah'ım dedim bu gol olsun. Senden tek ricam bu. Abi topu bir kestim. Luciano da duayı duymuş gibi geldi. Luciano normalde... Geliyorum dedi, Serhat. Dedi duayı duydum ben geliyorum. O duayla kafa golünü attı. Şey geldi. Ben tabii içeride hocaya yüzüne bakmıyor falan dedi. Ama bunlar hep güzel anılar. Yani tabii abi. Hiç art niyetim yok içeride. Şimdi bunu art niyetli yapsan hem yok abi başta söylediğin yere kendi bağlıyorsun. Kendi başta söylediğin yere bağlıyorsun. Tabii. Bunu sadece meslek, paramızı alan falan o değil de giyin, farklı giyin. Bir tutku var. Evet, bu tamam. Anıların tamamı oraya dayanıyor. Ya gerçekten içten istiyorsunuz ya abi. Canım, yani yürekten yani. İstiyor abi insan. Allah'a dua sen ediyor. Sen bana mesela maçın senelik oldu. 5 milyon dolar gelirim olsa şey yani ciddi bir şey olsam yani yine işte Avrupa'dakiler öyle kazanıyor. Hı hı. Bence Türkiye'de olay şu. Bizdeki mantalite şu. İmzayı attım ya. Hı hı. O imza diyor ki benim işim tamam. Hı. Bitti yani imzayı attım. Aslında mantıken bir yerle bir imzayı atarsan iş bitmiş oluyor ya. Ama işte yabancılar da o imzadan sonra başlıyor. Evet. Biz orada hı. geri kalıyoruz. Hı hı. Yani şu Messi, Ronaldo bu tarz oyuncular halen devam edebiliyorsa onlar artık bahsiyeleri aşmış. Tabii. Yani, biz orada tıkanıyoruz bir yerde bence. Hı hı. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama yok, kesinlikle imzayı attım ya. Bitiyor orada ya. Utku, ya aldı mı imza parasını? Utku gibi ben sizin, tam senin sizin şeyinizi anlayayım. Şimdi ben bu Nanspor'a imza attım değil mi? Benim için yeni başladı. Şimdi aynen. Ben öyle bir proje. Utku imzayı attı. Laptopu yan bırakıyor. İmzayı attı anladın mı? Laptop böyle yan laptop yerde yan. Duruyor. Onu da evet tabii. Anlatayım. Şimdi buraya gelirken ilk önce laptop nasıl geliyor elinde falan. Ama araba falan aldı. Şey. Tabii canım bitti yani. Bir çok kısa şu Essien'i ilk gördüğün anı da anlatır mısın? Ondan sonra kadro yapacağız. Kimi? Michael Essien'i gördüğün anı. Ha Essien. Abi ona nereden girdin Essien'i ya? O gerçekten o da biraz püskü. Hayatımda travmalardan bir tanesi. Soru var mı? Ne o? İzleyicinin ya bu soru gelmemiş de bunu ha, ben geçen okay. akşam maç izlerken trauma. Sormuştum. Kanka arayıp ha, sor okay. böyle şeyleri. Kimi arayacağız? Essien'i mi? Yok seni arayacağız. Essien'le anımız şöyle. Essien'le zaten biz sürekli karşılaşıyorduk ya. Allah hep bizi karşılaştırıyordu. Dört kere mi karşılaştırdı? O da yine bir dua üzerine mi oluyor? Dua üzerine. Allah'ım dedim ben hep Essien'le karşılaştım. Sağ olsun Şampiyonlar Ligi'nde her sene onlar çıkıyordu. Değil mi? Aynen bir ara. Her sene onlar oynuyordum ya. Ligden daha fazla onu görüyordum ben abi. Lig oyuncusunda düşünsene. Bir de o zaman Lyon takımı hayvan gibi yani. O 7 sene üst üste şampiyon oldu. Lyon takımı o yok yani. Avrupa'da rekor kırmış. Ne var Andersonlar ondan sonra. Juninho'lar. Essien'ler bir tane daha var orta sahada. Juninho. Neydi o? Diarra. Diarra. Diarra onlar yani. Harbi kadro efsaneydi ya. Bir de nasıl geliyorlar biliyor musun bunlar maça? Ben böyle bir maç görmedim abi. Şampiyonlar Ligi maçına geliyoruz. Bunlar maçtan 1,5 saat evvel kot pantolonla falan geliyor. Biz ciddi almıyorlar bunlar herhalde. Halı sahaya gelirsin ya. Üstünü hemen değiştirip oynayıp gidersin. Yani. Öyle geliyorlar ya. Allah Allah. Ya bunlar geliyordu. Biz duruyoruz ya şimdi otobüste geldik. İşte bazıları basınla konuşuyor. Maça gireceğiz yani maç ortamına gireceğiz artık. Psikoloji tamamen konsantre. Bunlar bir geliyor. Eşinle dostunla. Şey restorana gelir gibi yemek yiyip gideceğiz hesabı tamam mı bunlar? Yemek yiyor, hesabı ödeyip gideceğiz. Bunlar öyle. Hesap bize kilitli gidiyorlardı. 2 atıyorlardı, 3 atıyordu, gidiyordu. Her maç böyle gidiyor bunlar. Dedim bu olmaz. Ondan sonra Essien'le yıllar sonra bir daha karşılaştık. Ama vallahi gerçekten karşılaşmak istemiyordum artık. Anderlecht'te Chelsea'de oynuyordu o zaman. Abramovich'in kurduğu efsane takım. Essien'in de en iyi dönemi ya o dönem değil mi? En iyi dönemi o bir tane zaten manyak bir golü vardı. Uzaktan 50 metreden falan vurdu sağa sola ayak hangisine. Adamın ne olduğu belli değil zaten makine gibi. Biz de o maça çıktık biz zaten şeyiz. Yani maçın favorisi yok zaten. Biz çünkü hiç hesapta yokuz. Şey olur yani iddiada
oran verilir. Aynen. Bizim oran yok. Yani şey, maçta oran yok yani. Öyle gittik ama tabii bizde şöyle bir şey var. Bizim hoca çok kaliteli bir hocaydı. Maç toplantısı yapıyoruz. Hoca dedi ki bize, yani Chelsea'nin bu takımı, bu kadrosu hani kurdu. Zaten gol atarlarsa dedi ki oynamanıza gerek yok dedi. Zevk almaya başlayın dedi. Çünkü gol atamazsınız bir daha bu takımı. O zamanın en iyi defansı falan terimleri. Dedi hani gol yer, gole kadar oynayın. Hani gol yerseniz dedi üzülmeyin. Zaten hani biz burada kendimizi geliştirmek için keyif almaya geldik. Abi biz bir çıktık maça paramparça ettik Chelsea'yi. Rahatlık var ya şimdi bizde. Psikoloji rahat, kafa rahat. Hoca da öyle demiş. E dedik ne olacak abi o zaman? 3'te 5'teysek bize bir şey olmayacak ki. Biz bir çıktık, ben bir vuruyorum, direkten dönüyor. O vuruyor, oradan dönüyor. Korner, monner, bunlar... Yani ne, bunlar kim işte dedi, tamam mı? Şaşırdılar. Terim mi attı, yanlış hatırlamıyorum, vurdu, 15 kişiye çarptı, gol oldu. 1-0 biz yenildik. Ama olağanüstü maç oynadı. Hatta basın toplantısında şeye pres yaptılar biraz. Mourinho'ya. O da zaten bana salladı galiba. Bana niye salladı onu anlamadım. Bu istirahat falan dedi, tamam mı? Ben o basın toplantısı benim nasıl adım geçti? Onu anlamadım yani. Bu istirahat hani şey mi demek istedi acaba? Hani kim diyor? Acaba övmek için mi? Kim diyor o Serhat mı? Yoksa biri sordu da hani Serhat'a performansı sormuştur. Vallahi ben de İngilizce az çok biliyorum. Bana sanki bu hani kim diye değil yani. Direkt hani Serhat Ruiz kim yani, önemli birisi değilmiş gibi geldi bana. Ha. Öyle bir şey anladım ama tam soruyu da anlayamadım aslında. Neyse çok önemli değil. Ben tabii böyle hayranlıkla izliyoruz o zaman. Essien'le doping kontrolüne girdik. Böyle bir şey olabilir mi ya? Başka isim yok mu yani? Bu nasıl bir kere abi? Şimdi bir takımda kaç tane oyuncu var abi? Doping kontrolüne girecek 18. Aynen öyle. 18 de bizden değil mi? Buradan benle Essien çıkıyor. Yıllar sonra. Gora'daki sahneye benzeri değil mi o? Ya Gora'daki sahne bir şey değil bunun yanında yani. Nasıl bir kura çekimi ya bu? Başka insan ve orada ben çok büyük bir travma yaşadım. Şimdi biz geldik maçtan sonra hemen sıcağı sıcağına ya, bir yere gidemezsin. Aynen. Orada doping kontrolü şey ya. Bir de şöyle bir şey var doping kontrolü, onu biliyor muydunuz bilmiyorum da. Şimdi mesela devrede diyelim ben tuvalete gittim. Doping kontrolüne girdin, bir daha yapamıyorsun. Çok sıkıntı. Hmm. Maçtan sonra direkt doping kontrolüne çıkacaksın ya, ondan evvel yanlışlıkla, çünkü o adrenalini işersen işte. 1,5 saat, 2 saat oradasın. Ben öyle Diyarbakır'da kalıyorum. Biz gideceğiz, sen yarın geleceksin. Nereye gideceksin? Biz bir takımız abi, ben Diyarbakır'da kalıyorum. Biz beraber, bir de uçak yok ki oradan. Ertesi gün 24 saat sonra uçak var, ben nasıl geleceğim? İşeyemedin diye düşünsene. İşeyemiyorum. Ben nasıl işeyeceğim abi? İşeyemiyorum abi. İnsanım ben yani. İşeyemiyorum. İşeyemiyorum diye sen burada kalacaksın. Böyle bir dikişlem olabilir mi? Ya Allah aşkına ya. Diyarbakır olayı çok sıkıntılıydı. Orada da oturuyoruz böyle Essien'le falan. Bu tabii beni tanıdı. Ben de onu tanıdım. Oturuyoruz şimdi. Terliyiz ya biz. Hemen tişört getiriyorlar. Hasta olmayalım diye. Abi Essien bir çıkarttı tişörtü. Bu dedim neymiş abi bu? Hani ben nerede yanlış yaptığımı orada sorguladım hayatımla ilgili, tamam mı? Ben bir yerde, biz de futbol oynuyoruz, bir yerde bir şey yanlış yapmışız biz demek ki. Essien böyle kare değil mi? Abi adam yuvarlak olur ya bir şey, senin omuzun böyle yuvarlak gider değil mi? Burası yuvarlak ya, adamın böyle kare. Kutuyu yerleştirmişler oraya. İşte biz hayatımız boyunca çocuklukta futbolda hırs yapıyoruz ya, six pack olsun bize six. Niye mesela six? Adamda 8 tane var. Biz niye 2 tane eksik çalışıyoruz ki? 8 tane adamın karın kası olur mu? Böyle bir karın kası yok. Bizim şey dedim ki, Anderlecht'te malzemeci götür dedim, tişörtü, burada dedim tişört. Buraya gelmişiz misafire, bir pişeyip gideceğiz. Ne tişörtü bu nerede? Tişörtü dedi, bir çıkartsak biz orada. Bu diyecek, bu böyle masraf falan sen içecek herhalde. Yani şey Essien'in karşısında, Essien abimiz var dedik burada. Benden de yaş herhalde aynı onunla. 81'li o da. Dedim Essien, kardeşimizi ziyarete gelmişiz. Bir işeyip gideceğiz. Tişörte gerek yok. En kötü sırtımız, kuluşlarımız artar. Tişörtü çıkarmadım yani. O da değişik bir psikoloji abi, onu yaşamak. Evet abi. O da futbolcu, ben de futbolcu. Benim neyim eksik? Bayağı bir şeyim eksikmiş ondan. Soranlar yani futbolcu kendi aralarında, benim neyim eksik mesela Ronaldo'dan falan. Ya işte onu görünce o sahnede anlıyorsun abi. O gerçekten farklıdır ya.
Bir de o dönem gerçekten eskiden efsaneydi abi. Tabii. Pozisyonun en prime, önemli futbolcu. Fizik olarak da en iyi. Yani evet, bence evet. Lyon o zamanın en iyi kadrolarından bir tanesi. Tabii ya. Değişik bir şeydi. Vay vay. Serhat abi geçen hafta biz bir 11 serisi başlattık. Ne yapacağım? Esyen'i mi çizeceğim buraya? Ne? Anladım. Abi Esyen nasıl? Anlattık ki o işte. O anı bir resmedelim abi. Esyen bunun gibi değil mi şu an? Esyen böyle. Böyle bir çıkarttı, tişörtten bu çıktı. Bana diyor ki tişörtü çıkar. Dedim manyak mısın sen? Git ben gelirim. Abi geçen hafta 11 serisine başladık. Bu hafta da en gaddar 11'i yapalım dedik. En gaddar. Ama şimdi şeye karar verelim. Gattar demeyelim de. Gattar değil, mevzuya çağıracak. Evet, mevzuya 11. çağıracak 11 abi. Peki ya. Şey global mi bu? Abi bence Süper Lig'deki. Türkiye, Süper Lig. Süper Lig. Geçmişi abi, de var mı? Bir mevzu var. 11 tane adam çağıracaksın yanında. Süper Lig'de oynayanlardan. Güzel. Hmm. Kaleye kimi koyalım? Abi mesela bu ne ya? Kale abi. Abi böyle kale mi olur? Sonra alkolüye niye düştüm? 5 metre alanı nasıl çizeceğim? Bunu ters çizmiş. Ters oğlum o. Evet. Yok abi kale burada kaleci yazacağım. Sonra defans hattı, orta tamam. Saha, forvet. Ben bak göstereyim sana. Bu şimdi kale ya. Evet abi. Şimdi 5 metre alanı çizdim ve böyle mi olacak kale? Böyle bir kale var mı? Bu ters olması lazım. Ters olmalı evet sanki. Nasıl ha, ters? Sen böyle sen şey çizgisin çizdi sandım. Bu çizgi film. Kaleyi çizmiştir. Yani. Kaleyi çizmiş bu direk. Ben kaleyi çizdim abi. Böyle bir kale direğim var abi. Nasıl bir kale direği? Şöyle. Burası daha korner. Daha takıldık yalnız. Bu. Şu, olay şu abi. Kolleri nasıl yaptığına baksana. Ha, biz bayağı geride bekliyoruz o zaman. Tamam Cem sorun yok burası ya. Sorun yok. Normal ya. Tamam kaleye ben Volkan diyorum. Evet, ama Volkan. Hangi Volkan? Volkan baba. Bir dakika bir şey de. Sadece 11 mi yapacağız? Evet. Ya sakatlansa birisi ne olacak? Abi mevzuyla adam bunlar. Kimsenin sakatlansa. O yüzden iki Volkan o soruya cevap. İki Volkan koyardık. Ha, ikisini de mevzuya çağırabiliriz. Çağırabiliriz. Evet. Bir şey diyeceğim. Serhat abi sen gelir misin mesela mevzu olsa? Ben gelmem. Beni çağırmayın abi mevzuya. Ben böyle iri atım. Beni zaten buraya çağırdılar. Mevzu var diye geldik işte. Panolo'da reklam var. Bak Fanzin Fenerbahçe. Fanzin Fenerbahçe buranın reklamını yapsın. Ters yapmışsın. Evet abi. Evet. Fanzin Fenerbahçe de neymiş? Abi bence ben... Berke'yi çağırdım buraya. Volkan Demirel diyorum abi. Ne diyorsun Volkan abi? Demirel. Volkan Demirel. Yani, Volkan Demirel, Demirel olabilir. Ben de. Ama şey de mesela öbürsünün de soyadı falan tehlikeli. Yani, babacan falan. Tabii tabii o da. Kavgada düşmana korku mu diyorsun? Soyadı tehlikeli diye yorum mu olur? Mevzuya çağırıyoruz ama Volkan Babacan geliyor anladın mı mesela? Evet. Aynen. Ki gelmişliği de var. Gelmişliği, yürümüşlüğü. Soyadı göre yapacaksak bu takım Turan taktiğiyle oynasın. Volkan Demirel yazalım oraya. Bence de değil mi? Evet. Volkan her mevzuda vardı sağ olsun. Mevzu olmasa da vardı yani. Mevzu. Mesela bir anda orta sahaya geliyordu mevzu yok ama. Diyorum Volkan mevzu yok yani. Tamam abi. Geliyordu işte. Bir an geliyor mevzu mesela orta sahada yani mevzu var sende diyor. Yok aslında mevzu. Oradan öyle gözüküyor. Oradan öyle gözüküyor herhalde. Haydi. Sol ve... O zaman sarı kart falan çok çıkmıyordu. Evet. Tabii, tabii. Şimdi daha net bir kurala bağlandı. Tabii. Geçen şeyi gördüm ya Galatasaray'la Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen'de maçını tekrar Twitter'da bir gündem oldu abi. Sarı kart çıkmıyor ya. Birbirini kırıyorlar. Asla hakem sarı kart. Bence var ya yani sarı kart tam kırmızı çok ağır olur da. Yani ne bileyim. Kalecinin mesela çok anlamsız buluyorum ben çıkmasını. Şimdi mesela geçen Berke çıktı kaleden hiçbir şey yok ki. Ay, o çok sarı kart diye mesela. Berke çok belki sıkılıyor olabilir mi abi kalede? Sıkılıyor olabilir abi. Oyun durduğu anda bir gezip geliyor. Ama yani bence şu an Fenerbahçe'nin kalesine yani. Sıkılmıyordur olması. Yani şu an Fenerbahçe. Çok eğleniyordur, zevk alıyor. Türkiye liginde şu an en çok uğraş gösteren kaleci. Görünen defans ve kaleci. Kim Minje'nin bu ülkede yani üç bir defans oyuncusu daha önce ben duymadım. Kim Minje'nin çok iyi, evet iyi futbolcu ama çok konuşmasının sebebi Fenerbahçe'nin hep orada geçmesi. Fenerbahçe'nin hep orada olması oluyor yani. Çünkü oranı yüksek ya. Topla tabii, buluşma oranı çok yüksek. Alex niye ön plandaydı? Hep çünkü top daha orada oynuyordu. Şimdi burada oynuyorlar ya. O yüzden belki doğru. Sıkılmıyordur ama orada böyle anlamsız bir çıkış yaptı. Kim Minje de çok kızmıştı hatta orada belki. Aa, alakasız ya hiçbir şey yok ki. Hiçbir şey olmadığı bir yere gider misin sen yani gitmezsin. Peki abi ne sol bekte. Sol bek tartışma yok ya. Caner Erkin. Kim? Yani Caner. Yani. Olur. İsmail Gülden olur abi. O da böyle bayağı katlar böyle pat küt. İbrahim yok ya. Üzülmez. İsmail Gülden. Üzülmez. Yok kavgaya yok. Efendim İbrahim abi. Üzülmez kavgada şey sanki böyle yok, ayrılın abi, ya sakin ay, falan. Aynen aynen. Lakabı Deli İbrahim şey. Olabilir ama o da sakin okay. Biraz. Ben bir de onu çok yeterince üzdüm zamanında. İsso ismi de oradan geliyor. Miren'in çıkmadığı maçlarda tabii, falan filan arada bayağı bir ara Beşiktaş'a boyunu atıyordun abi. O zaman kafama bir şey geldi benim. Caner Yaz abi. İnönü'deyiz. 2-0'lık maçı mı? 2-0'lık. Kafama tak diye bir şey geldi. Dedim herhalde tükürdün mü ne oldu anlamadım birisi tamam mı? İbrahim İbrahim zaten hep arkamda.
Nefesi miymiş, neymiş artık bilemedim ki, baktım bir şey de yok. Ne oluyor dedim abi, ne yapıyorsun falan. Ya dedim maça bak, skor burada senin yüzünden. Bir tane de kırmızı kart falan mı olmuştu, ne olmuştu bir şeyler. Dört kırmızı yok, şey değil. Galatasaray. Herhalde 2-5'ler. O maç mıydı? O 2-0'lık İnönü. İnönü 2-0, senin iki tane attığın orada. İlk 4-0. İlk Ali Eren mi atılmıştı? Ali Eren. O maç. Okay. Caner Erken. Okay. Peki evet. Abi, sağ bekte. Sağ bekte kim var? Fatih Erken. Olabilir. Vedat İnceyefe vardı çok böyle o da. Ben hep ama. Ben hiçbir şey de sanki sabit. Takoz Recep. Recep abi. Sabri. Fatih. Sabri. Bence Volkan'ın yanına Sabri'yi koymam. Bence de. Sabri net. O bizim yeğenimiz. Bence ikisinden de özür dilememiz lazım. Ama biz şimdi mevzuya... tek yani Volkan'ın bu kadroda yanına doğru. Sağ tarafında Sabri olması ama lazım. Abi, sağ kolu şöyle bir bence şey olması ya. Lazım. Sabri yani. Şimdi biz mevzuya çağırıyoruz. Onlar gelene kadar kendi aralarında bir mevzu çıkıyor. Olabilir. Söyle mevzuya çağırıyoruz. Tabii. Daha gelemeden. Sen de mi geliyorsun lan? Yarı yolda birbirine düştü. Kesin olur. Ama öyle bir takım yapmamız lazım. Ya da Mustafa Sabri Volkan'ın omuzlarında geliyor. O zaman Sabri reisi koyuyor. Önemli olan mevzuya gelememiz. Sabri abi. Stoperde abi. Ben buraya bir Bruno Alves eklemek istiyorum. Lugano var. Bence Lugano ya. Lugano var. Bruno Alves aklıma gelen. Zago var. Yine böyle pat küt. Evet. Pepe. Bence Pepe var keza. Bence Lugano, Banco ve ikincisi bence de Pepe. Yani. Pepe. Bülent Hoca olmaz mı? Bülent kopmaz mı? O da katlar oyuncuydu aslında oynarken. O mevzu adamı değildi. O abi, sadece sert bir futbolcuydu. Okay. Aynen. Okay. Mevzu zaman, ayrı bir şey. Olay farklı. Hani, Lugano, Pepe. Yani Bülent abinin böyle kavgada çok şey yapmaz o. O sert bir oyuncuydu. Mesela Johnson bizde. Dövmeci Johnson. Dövmeyi basardı ama kaybolurdu. Mevzuda hiç yok. Mevzu başkasına patlardı. Lugano, Pepe diyorum. Bu şeyle bence ateşle basarlar ya filmde böyle. Bu dövme şeydi mi abi? Kramponuyla hani bir şey yapıyor, izi bırakıyor, öyle gidiyor. Dövmeci. Antrenmanda sana hiç dövme yaptı mı? Kim? Johnson. Ben akıllı adamdım ya. Ben uzak oynardım. Ortega mesela. Ortega hayatım boyunca antrenmanda yanına yaklaşmadım. Direkt abi. Kayropraktik gerek yok ya. O saatten bir tık çıkık bir yerine takıyor. Bir yerinde bir çıkık varsa ortaya git, iki harekette bu şey açılarına oturmuş. O da bel bilek diyorsun yani. Veya sağlamsan çıkartıyordu. İstediğine bak, senin isteğe bağlı. Bir bakmışsın çıkmış. Bel orada, vücut orada. Kafa ayrı. Şimdi kullanmayayım o deyimi de, bel diyor, bunun aşağısı var yani. Baş ayrı, o ayrı ya. Ayrı oynuyordu. O yüzden ben için mesela gidiyordum. Hocalara da söyledim, beni birebir de vermeyin ortaya. Çok bu arada sıkıntı. Stopere belki yorumlara yazarlar diye kendi takım arkadaşına yumruk atmaya çalışan tek futbolcu olduğu için marka o. Evet. Ama sadece o olay oldu. Evet. Ve yine orta sahaya gelmişken kendi takım arkadaşını döven Melo. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. O adamların mevzuyu çağırmaz ki, onlar kendi adamları dövüyor. Sen kendi arkadaşının dövüyen adamını mevzuyu çağırmazsın. Bravo. Doğru. Bu kriterden eleniyor. Evet. Yani. Evet. Riyere'ye falan. Ama yok, Melo normal. Onlar da birbirle kavga etti sürekli. Kim? Hayır, öyle değil. Bunlar takım arkadaşıyla kavga etmedi ki, birbirleriyle kavga etti evet, ya. Doğru. Ama diğeri... Ama bir dakika, yani mesela... Melo bence onun dışında da ama. Şimdi Şabri'de bunlar boğaz boğaza girdi ya. Abi Melo ile Emre'yi alalım bence orta sahaya, konu kapansın. Melo, Emre... Ön tarafa gerek yok mu diyorsun? Ön tarafa gerek neymiş yok bu Emre? Herkese beder. Emre Belezoğlu mu? Evet. Katılıyorum ben. Alabiliriz. Melo ile Emre Belezoğlu. Hatta mevzuya vapurla gidersek... Ya ben Emre mevzunu özelde tanıdığım için, özelde hiç alakası yok yani. Tabii. Öyle mi? Hiç evet, alakası yok. O zaman değildir mesela Emre. Abi yok, Melo durduk yolda yürürken adam mı dövüyor sanki? Oğlum hayır, öyle değil. Yani, öyle değil, öyle değil. Çok futbolda kendini kaybediyor. Doğru sayın, Caner Erkel sıkılınca adam dövüyormuş. Melo'yu bir yazalım. Şimdi bize adam dövmüyorlar lazım. Abi mevzuya gidiyoruz, mevzu var. Yani biz sonuçta iyi kavga eden insan olmadığımız için bizi koruyacak. Bizi koruyacak Melo. Bizim Melo. Bu arada başımız nasıl belaya girse bu kadar adamları çağırıyoruz. Şey, aynen. Çok çok büyük mevzu var. Demek ki mevzu çok büyük. Emre Belezoğlu'nu da yaz bence. Yani. Emre'yi yazıyorum. Yaz. Emre Hoca'yı da yazdım. Tabii. Bak. Şimdi kadro yavaş yavaş adamlaşıyor. Kadro da orta üçlü yapıyor ortayı. Tabii. İşte PR'nin yine bunu getirsen. Bitti. Şu an burada olmaz. Bak, dörtlü savunma. Hiçbir şey söyledik mi? Taktik söyledik mi? Yaz dedik. Adam PR'den daha iyi kadro. Bizi bir şey var. Ama bizim burada ağzımıza tüy en azından 4 çıkıyor. Adam hiçbir şey söylemeden 4'lü çıkarsın. Önüne tek Melo hemen şey, tam Fenerbahçe'nin taktiğini yapıyor şu an. O yüzden hiç karışmıyor. Oraya da yaz Ayman. Neymiş bu Çabı ya? Abi Emre'nin yanına kimi koyacağız oraya şimdi orta sahaya? Evet. Engin Baytar.
Hakeme makeme falan tuttu. Engin Baytar olabilir. Engin'i yazalım her türlü. Abi şeyi de bana, benim olayından dolayı söyleyeceğim. Bana kafa atmıştı falan. Batista falan da çok sert bir futbolcu. Aa evet. Bak ben Ayman dedim, yine o dönem Batista, evet o da. Ayman da var ya, çok çok öyle orta sahada çok var da. Ya Ayman'ı yazınca Ziya da ona da yazmak zorunda kalacağız. O yüzden o iki kişi kontenjan geliyor, onu yazmayalım. Bence şey yazabiliriz, şey yazalım yani ya. Batista falan. Batista olabilir. Batista. Batista'ya ne dediniz? Bana anlamsız bir kafa attı adam, hiçbir şey yapmadım yani. Abi tamam okeydir. Bana kafa attı diye mi yazıyorsun? Hayır abi. Sen de onu niye kendini koruyamıyorsun ki? Ben böyle. Ben kendimi nasıl koruyayım kafayı yedikten sonra, manyak mısın? Adam gelmiş. Daha adamı yani ne oldu diyecektim, kafa yedim ben, nasıl yedim kendimi ya, ne yapabilirim kadro ki bitsin sana... Kafayı yerken yumruk mu atayım adamı, zaten bayılmışız orada. O terbiyesi, onun terbiyesi. O hikayeyi de anlatmadım değil mi? Aynen. O hikayeyi anlatmam lazım size. Ben şimdi kafa yedim ya bundan. Böyle başlayan bir hikaye zaten. Şey, futbolcu kafa kafaya geldik orada. Çok da bir gerginlik bir şey yoktu yani. Bu bana kafa atınca benim burnum yandı. Benim zaten burnum biraz kırık. Şuradan nefes sorunu yaşıyorum. Tam şu kemiğe gelince benim bir gözüm yaşardı, tamam mı? Şimdi ben yerdeyim ya, orada ardından Hasan abi, Hasan Şaş kırmızı kart dedi. Şimdi ben yerdeyim, bizim maçta böyle gerildi o noktada. Bizim de masör geldi, benim gözüme şey sıktı. Soğutucu mu ne? Ya şey, soğutucu sıçık, kemiğe yedim ya, soğutucu sıkacak ya bu, ne o? Eukaliptus bir şey sıktı ya. Yanan şey var ya. Gözüne yani. Ay ya, burnuma da gözüme geldi. Ben bağırıyorum. Aa abi. Şimdi ben normalde yerde yatıyorum ya. Ben başladım bağırmaya yerde. Tamam mı? Çırpınıyorum. Şimdi onu yapınca da Hasan abi aslında hani abartma şeklinde beni kaldırmaya çalışmış. Kırmızı yiyor saçımdan ama benim ondan haberim yok. Benim canım yanıyor. Ben yani ben burnumun acısını çekerken bu anda gözüm kör oldu. Göremiyorum. Bana yanlış ses çıkmış. Masör şimdi hakime bakıyor ki orada sağda reaksiyonlar. Bana da yerde bir şey sıkıyor. Düşünsene ben. Yerde bir şey sıktığın adam hani benim. Bir baksana neyim var. Sıkmış bir tane sprey almış. Ben ölüyorum. Yerde nasıl kıvranıyorum? Oradan sonra birkaç kırmızı kart olmuş benden sonra. Nasıl oldu anlamadım. Enteresan bir maç oldu yani. Maçın yarısını izlemedin değil mi o saatten? Ben nasıl izleyeyim? Göremiyorum ki. 15 dakika göremedim ben. Sol kanat Arda. Arda. Yani mevzuya Arda. Gidiyoruz. Şimdi belki Hasan, bu mevzu sonrası için de faydalı olabilir. Hasan Şaş deyince bak o da geldi benim aklıma. Hasan Şaş evet, ve Arda. Hasan Şaş Arda yapalım bence kanatlı. Olabilir. Ne diyorsun? Var mı başka akla gelen? Ben dediğim gibi bir tarafına böyle bir kadronun bir tarafına Engin yazabiliriz diye düşünüyorum ama Hasan'la... Engin bence bench'te dursun. Batista'ya bir şey olursa. Okey. Peki tamam. Arda'yı bir yazalım bence ya. Bence Arda'yı yazalım. Arda'yı ikisi yazalım. Bence Arda'yı kaptan da yapabiliriz. Arda kaptan olabilir. He? Olur. Takım mı kaptan olmayacak mı? Olur. Olur abi. Ya, yap bir kaptan yap. Ya oraya bir C yap. Evet. Bir de Hasan abi mi? Hasan Şaş. Bence Hasan ya sanki. Sağ kanatta mı? Evet. Yani. Bana niye bakıyorsun ki? İşte senin ben bana bakma canım. Hasan Şaş. Daha böyle bana benimle alakası yok canım. Yok aynen. Ben abi gelmem mevzuya falan. Daha iyi kavga edin falan olur mu? Düşünüyorum. Yo, ben gelmiyor aklıma. Ben yani normalde merkez falan olsa Hürriyetler falan aklıma gelecek de. Aa Quaresma. Quaresma olabilir. Aa Quaresma ama şeyi var töre, abi. Gökhan şey. Töre'yi bire alırım bu arada. Gökhan Töre olur. Ya, şimdi kelebek. Abi Quaresma bir kere kelebek döndürdü ya. Yaz yaz. Yaz abi ne yapacaksın sen? Kelebek de olur. Çok iyi. Oyunda oyunda champion seçer gibi League of Legends abi aynen. Var ya bu takım kelebek yenilmez ki. Abi mümkün değil. Abi bu takım yenilmez ki. Abi ileri kim yenecek bu takımı? Abi, ilerisi belli. Tek adam belli. Bence de belli bu arada. Belli. Kim? Pascal Numa diyorum ben. Abi. Çok net. Hiç tartışmaz Numa. Burak bu Yılmaz'ı bu kadroya almayacaksın. Alma hayır abi Numa. Bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika. Abi. Bu kadroya Pascal Numa'yı yazdık. Evet abi. Gerçekten mevzuya çağırıyoruz. Hepsi geliyor. Evet. Sence Burak Yılmaz da gelmeyecek. Gelecek. Garanti gelecek. O yüzden koymayalım. Zaten gelecek. Ama oğlum şey bak. Kendin söyledin şey. O zaten dışarıda. Yani kadroda olmamasına rağmen geleceği kesin gelecek. Hayır niye boşuna bir slotu harcayalım abi? Burada Numa tek işte bir yani sıkıntı olabilir. Otobüsle gidiyorsak öyle bir sıkıntı olabilir ama neyse. Sen Numa yaz abi. Sen Pascal yaz. Sen Numa ol. Çift santrafor yaz. Tamam mı? Bir kişi fazla mı oynayacağız abi? Hayır abi. Abi 12 kişi çıkalım. Gerçi mevzuya gidiyoruz. Sen Numa yaz. Burak sağ alta bir yere yazar böyle. Burak yazmasak buraya gelir bu sefer.
gerek yok, anladın mı? Abi şimdi Burak'la Numa'yı da yazarsan... Biz kural hatası yapalım. İlk dörtlünün... Bak şimdi bizim buradaki olayımız mevzu çıkarmak değil mi? 12 kişi var. Mevzu çıkmış zaten. Çıkan mevzuya giriyor. Bu maç hükmen mağlup olduğu için biz federasyonun bir yeri basacak bunlara. Çok mantıklı abi. Şimdi nereye basacak? Bir yeri basmaları lazım. O yüzden ya. Bu maç hükmen mağlup olacağı için mevzu çıkacak. Bizim asıl amacımız bu. O yüzden yazmadık bu kadar. Abi oğlum, tebrik ediyorum. Abi. Yani mevzuya çağrılacak 11'i 12 kişi yapma fikrinden daha müthiş bir şey yok. Bu arada dünyada bu zamana kadar yapılmış bütün en iyi 11 konseptlere de yepyeni bakış açısı. En iyi çok iyi. Bak bu bir tarihe geçmiş olur. Tabii evet abi. Bravo. Peki. Bir sonra diyecekler ki oynadığın en iyi ilk 12'yi say. Böyle bir şey var mı? Adamım benim. Ön dörtlünün hepsinde silah var baktığımda. Söyleyeceğim mesela. Numan'ın özellikleri var. Numan'ın büyük bir silahı var. Korezmanın silahı ayak düşü mesela. Evet. Abi ayak daha düşü. Yedekler var. Volkan Babacan var. Peki bir şey. Yokan Töre var. Ooo. Hürriyet var. Hürriyet var. O yüzden dedim ben yedekte yani. Kemalettin o. Evet. O da kilitleyenler. Teknik direktör kim olur abi? Evet güzel soru. Teknik direktör. Bence imparator olur abi. Net. Net yani. Net yani. Kesinlikle. Net. Bence de Pereira olmalı. Oğuz Çetin. Pereira mı? Oğuz Çetin de imparator ya. Yani o. Biz milli takım kampında Fatih Hoca yardımcısı Oğuz Çetin dış taraftar imparator diye bağırıyor. Otobüse bindik. O şey böyle yaptı. Fatih Hoca Oğuz'a diyorlar dedi bana değil. İmparator ya öyle soğuk esprileri var. Burada şey yapmıştı. İmparator diyor. İmparator diye bağırıyor. Peki Fatih Hoca'mı seviyor musun? Ben Fatih Hoca'yı niye bu kadar düşündüm ki ben? Bayağı düşündüm. Çok basit soru değil mi aslında? Ya evet. Sence niye düşünmüş olabilirim? Çünkü hem futbolcu olarak, teknik direktör olarak bir geçmişin de oldu. Şimdi bazen bazı kişiler hakkında ifadeni net söyleyemiyorsun. Ama şu an belli oldu abi cevabın. Cevabın şu an net belli oldu. Diyemiyorsun ya bazen. Ya sevmiyorum ben diyeyim size açık söyleyeyim. Fatih Hoca ile böyle çok uyuşmuyordu ya. Ya yani, bazen böyle var ki yani teknik direktörle futbolcu anlaşamadığı çok binlerce. Ya ben öyle değilim. Ben herkes anlaşıyorum. Benim öyle ben çok zor bir futbolcu da değildim de. Hoca biraz beni ezikliyordu ya. O yüzden biraz şey yapıyordum ben. Üzülüyordum. Çünkü milli takım şey ya. Yani ben mesela sen nerede oynuyordun falan esprili yapıyordu. Böyle hoş kalmıyordu. Ama o dönemde şimdi seni ya tamam sen de çok yetenekli futbolcusun da senin o papazlar dediğin tayfa. Yok kadar... ondan sonraki dönem. Devam ediyor ya milli takım. Senin dediğin Şenol Hoca dönemi. Şenol Hoca'dan sonra bir konferasyon kupası artık gençleşmeye geçiyoruz. O dönemin zaten son dünya kupası o. Ondan sonra biz giriyoruz. Ben oynayayım anlamı değil. Mesela beni hep çağırıp hiç oynatmıyordu. Ya ben de Anderlecht'te oynuyordum. Yani mesela orada hani futbolu biraz Belçika futboluna eleştiriyordu. Ama şimdi beni beğenmiyorsan ve Belçika futboluna çağırmayabilirsin. Yani ben çok şey yapamıyordum. Yıldızlarımız çok barışmıyordu hocayla. Peki Yılmaz hoca? Ama bence önemli bir hoca. Yani Yılmaz şöyle hocam. Diyeceksiniz. Oynattığı maçta oldu. Buradaki. O yüzden bence kesinlikle Fatih Hoca'yı yazmamız lazım. Çünkü benim futbol kariyerimde yaşadığım en büyük mevzu zaten aslında biz direkt o milli takım kadrosunu yazabiliriz Kadıköy'de. İstişare maçı mı? Evet. Onlar çünkü mevzunun tamamen içinde. Mevzu oydu yani. Biz mesela bu kadroyu Alpay'ı nasıl yazmadık ben bilmiyorum. Evet. Ama Alpay hemen kırmızı kart görebilir diye yazmış. Alpay abi anında. Biz bir maça çıktık. Orada bizim İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar. Bu bizim için tabii çok hassas bir nokta ya. Aslında olmaması lazım. Profesyonel olmamız lazım. Buradaki maçta da biz tabii maça çıktık. Yani Fatih Hoca'nın o özelliği gerçekten muhteşem. Yani motivasyon olduğunda bence dünyada belki de ilk üçe girebilir. Gerçekten. İşte taktik şey olayları tartışılır. Herkes yani tabii. Onu ben şey yapamam. Karar veremem. Çünkü ben sadece milli takımda çalıştım. Yani. Galatasaray dönemi geçirmediğim için. Ama motivasyon açısından olağanüstü bir şey. Yani ben ondan daha iyi bir motivasyon yapabilecek veya motive edecek bir hocayla çalışmadım. Bu ekipte yani. Böyle bir tek. Bu ekipte bir motivasyon konuşmayı hayal etsen soyunma odasında. Ben de bir şey söylemeye de gerek yok. Beyler çıkıyoruz. bu ekibi Fatih Hoca motive ederse dünya savaşı çıkar. Şarjı mevzu çıkmaz abi. Güncel espri var, güncel şarjı falan. Dünya savaşı falan derken. Dünya savaşı gerçekten çıkar. Putin'i durdurur mu abi şu kampanya? Gerçekten Putin öyle bir gaza gelir. Özel team. Gerçekten bunlar o. Çünkü Fatih Hoca'da öyle bir şey var. Ben kendimden biliyorum. Ya ben orada yani bilmiyorum bir şey versen havaya sıkacaktım ben yani. Böyle maça çıkamaz mı? Alpay abi mesela İstiklal Marşı okuyor dedim abi ne yapıyorsun? Hani İstiklal Marşı'nı okuyor.
bir yere ateş edeceğiz biz, tamam mı? Çok, durumumuz çok kötü bizim o dönem. Böyle şey, her an patlayacağız. Abi, bunları da bitireceğim ben dedi. Abim bir maç başladı. Sakin ol yani, geleceğiz biz zaten. Başladı. Maç bir başladı. Altay'a adama bir vurdu fileye. Kırkıncı saniye sayamadık. Saniye düşsene sen. Saysana ben mesela 40'a kadar. Ya, sayarken penaltı oldu. Dedim abi. Esamelisiniz okunmamış penaltı. Nasıl olacakmış? Abi işte yani karakteri daha sakin bildiğimiz insanlar bile, atıyorum Mehmet Hoca, Mehmet Özdiyek. Onlar bile oradan nasıl etkilendiyse derin atmosferden. Ya, o bile sonra pişman olduğu, ben yapmam lazım dediği şeyleri bir falan yapıyor. Bir de bayrak taşıyorsun yani. Abi o çok acayip mevzudur yani. Ya öyle de orada artık gitti her şey. Gerçekten her şey kayboldu yani. Orada çok büyük bir olay çıktı. Evet. Daha böyle büyük olayları da önledik. Yani ben de biraz orada destek oldum. Hakem de Belçika'dan hakem. Hmm. Beni de tanıdım. Orada biraz çoğu şeyi de sildirdik yani. Sildirmeye çalıştık. Ama olayın mevzusunda merkezinde sadece biz yokuz yani. Onlar da var yani. Tabii değil mi? Çünkü provoke bölümü var yani. Aynen. Sen bir, tamam, adam beni provoke edebilir ama benim ona şiddet uygulayacağım anlamına gelmez. Tabii. Ama öyle bir ciddi bir şey var ki o adrenalin artık insan tabii kontrolü de kaybedemiyor ve ilk defa oldu. Benim kariyerimde ilk bu yani. Ve oradaki eminim bütün milli takım oyuncularında ilkti yani. Evet. Çok ciddi cezalar oldu zaten. Evet. Emre herhalde 6-7 maç, Alper Efendi çok ciddi maçlar çıktı Alper Efendi. Ya dünya futbolunda da konuşulan büyük bir olaydı. Çok büyük olay çünkü şey yani şey kalifikasyon maçı yani sonuçta. Evet, evet, evet. UEFA'nın, FIFA'nın uyguladığı bir şeyde öyle bir şey yapılmaz yani. Ve şöyle bir şey var, hakemin odasını sen tıklatmadan, çalmadan girersen, hakem de bunu alt niyet olarak şey kabul ederse ve algılarsa sana bir sene ceza verebilir. Hı hı. Sen mesela hakemin odasına girdin, aslında iyi niyetlisin ama hakem bunu alt niyet olarak alırsa, algılarsa sen bir sene raporladığı anda gidiyorsun. Yani resmen kariyerinden kapatıyor yani. Maçtan sonra giremezsin hakemin odasına. Öyle bir yetkin yok yani senin. Yani orada çok farklı şeyler yaşandı. Evet abi. Bugün sana yetki verirse maçtan sonra odasına girmek isteyeceğin hakem kim olur abi? Günümüz hakemlerinden. Bu da var. İnanılmaz bir ben mi? Evet. Sorulara bak. Sen niye bana böyle bir soru sorun ya? Ben niye hakemin odasına gireyim ki? Belki girmek için iki kelam laf etmek istedim. Bizim hakem vardı ya. Yok mu Erkan Özdemir'in odasına girip zumba yapmanız? Hakemin adı neydi ya? Sonra milletvekiline falan soyuldu galiba. Parti olayları vardı. Bizim UEFA'da Fransa'da Lille maçımızı çaldı. Forma verdim. Dur Serhat dedi, burada verme yanlış çalacaklar. Forma istedi ben de. Forma verdim. O hakemin adını unuttum ya. O zamanın iyi hakemlerinden bir tanesiydi. Ondan odasına girdim. Merak ediyorsan yani böyle bir soru ilk defa karşıladım. İlk defa yani ben 40 yaşındayım. Futbolla ilgili her türlü soru edeceğim ama hangi hakemin odasına girmek istedim? İlk defa yani ben şu an gerçekten program formatını anlamış değilim. Abi. Gerçekten. Abi, bence programın formatını cümle anlamadım. Hazır. O zaman programı bitirelim. Evet. Çünkü bu cümleyle bitmeliydi. Bu arada bu kadronun karşısına delikanlı gibi kadronunuzu yazın izleyicilerimiz. Tabii. Evet. Yorum olarak. Unuttuklarımız kesin vardı. Mesela Alpay deyince hatırladık. Evet, evet, hakikaten bir olabilirdi yani. Bu delikanlıca kadro nasıl bunların karşısına bir biz şey? Biz mevzuya gidiyoruz. Şimdi ben gaza geldim. Bunların karşısında kim yazıyor bile? İşte yazar abi bizim izleyicilerimiz. Bulabilirler abi. Ama onlar da 12 kişi yazsınlar. Evet, onlar da 12. Hak geçmesin. Aynen. Veya bu kadroda belki işte şunun 5 yerine şu olabilirdi falan. Ben bu arada ne yazacaklar bunların karşısına? Al Pacino falan. Bunların karşısına. Godfather'lar falan. Bunları falan yazmak lazım bunların karşısına. Mesela bunun karşısına yazacağın kadronun hocası kim mesela? Gibi. Abi tabii işte çok zor. Onu yazar izleyeceğiz. Bizim şu aklımıza gelenler Capello falan yani. Tabii Capello. Veya maçtan sonra nereye? Ama mesela Balotelli yazabilir. Mesela Alpay defansa falan çok enteresan bir kadro. Şimdi düşündün mü? Var öyle birkaç. Var. Ya Balotelli evet, yazar mesela, ha forvet. Alpay'ı direkt unutmuşuz yani. Neyse Alpay'a bir bank koymuş ya. Evet evet. Bu kadro o da önemli tabii. Tabii evet. Şey maçtan evet sonra muhtemelen kebap yemeyecek. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi. Ya şunu yorumlamak istiyorum Serhat abi geldiğin için teşekkür abi, ederim. Abi ben bir daha gelmeyeceğim yani bir kere. Hayır ya bence gel ya bir kere abi daha gel. Abi geliyorum birader sürekli. Abi bu şey gibi oldu bak Çabi. Hep sen geliyorsun ya. Sen niye gelmiyorsun? Bu nasıl bir şey onun ya? Gibi oldu. Abi, abi her zaman biz gidiyoruz Kore'ye yani. Bir ay iki ay sonuna gel bir daha gel. Her zaman gel. Ya bir ben hafta gelsen ne olur be abi? Senin yerin, başımızın üzerinde yerin var. Bak ne güzel özel koltuğu sana verdim. Ben son bir senede bu kadar güldüm hatırlamıyorum. Ben de ya gerçekten. Yani, vallahi çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Bana sadece dediler ki programa geleceksin o kadar.
Ama böyle tabii... Bize de öyle diyorlar. Programın içine evet, kalacaksın demedin sen. Sadece programa gelebilmiş dedin. Ben de zannettim ki hani programı siz çekeceksiniz. Ben de Natspor'a geleceğim. Duracağım. Benim bir anda programa soktunuz. Böyle bir anlaşma yoktu. Haftaya Serdar Dursun'u getirsek bana iki çift lafın olsa ne demek? Serdar Dursun'la benim hiçbir problemim yok. Serdar Dursun'la da böyle bir hikaye var. Benim fizyoterapistim var Almanya'ya. Yılbaşında Almanya'ya gittim çocukları görmeye. Şimdi Serdar Dursun'la ben sallamadım. Ama hani Fenerbahçe'de direkt santrafor biraz bana şey geldi. Daha o konumda değil. Ben de gittim tabii. Burada da bu haberler çıktı. Carlo işte benim şey fizyoterapist. O da Almanya'dan Serdar Dursun'u tanıyormuş. Tedavi falan etmiş. İyi, çok da iyilermiş araları. Şimdi gittim ya ben. Bana bir telefonu bir getirdi. Serdar Dursun görüntülü. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Ayakları şeyde. Left drenaj böyle aletler var. Şişiyor. Sen yorumu yapmış mıydın abi? Tabii canım. Olaylar patladı mı? Yılbaşında. Hayır Carlo da bilmiyor ya şimdi. O da yabancı İtalyan. Dedim bilmiyorum. Başka oyuncu yok mu tanıdın? Kaç tane oyuncu var değil mi? Değil mi? Yani? İrfan Can'ı ara mesela. Niye onu? Tanımıyorum. İrfan o da benimle kavga ediyor. Ben İrfan Can'ı tanımıyorum ki onun yarayım diyor. O da haklı. Sen kardeşin aradı. Ne yapıyorsun abi falan. İyi kardeşim sen ne yapıyorsun falan filan. Öyle bir şey diyorumuza geçti. Ya bizde hiç şey olmaz. Ben her zaman şunu söyledim. Çok iyi yorumcu olabilirsin ama belki keyif almayabilirsin. Aynen. Kötü yorumcu olsun çok keyif alabilirsin. Her şey olabilir. Bende de başlarda keyif alıyorum. Niye? Kendi yaşadıklarımı, kendi hissiyatımı şeyi yansıtmak çok evet, güzel geliyor bana, tamam mı? Ama şunu her zaman söyledim. Eğer bir gün yorumcu olursam ben de futbolcuların içinden geçeceğim demedim. Demedim çünkü bize öyle oldu. Bizde belden aldı. Bizim sosyal medya yoktu. Daha kötüydü. Gazete vardı daha, ya. Daha şey mesela, daha. Mesela sen mesela şeysin mesela muhabir gazete bende reportaj yapacaksın. Diyorsun ki Serhat'a, ya ben de mesela onu istemiyorum Çebi, anladın mı? Olabilir ya. Yani iyi psikoloji miydi veya diyorsun ki tamam yarın sen gazeteyi aç. Bizde öyleydi. Bize öyle mesajlar veriyorlardı. Orelli'ye ne diyorsun abi? Bir FC Seul. Bunları kayıttan sonra konuşsak mı? Tamam. Abi pardon, eline ayağına ağzına sağlık. Abi çok teşekkür ederiz. Ama öyle bir konuştun ki küfür edeceksin sen de. Yok abi öyle bir şey. Abi ayağına sağlık. Ağzını sağlık. Abi o bir tek 6-0'lık maçta oldu. Bir daha olmadı sana karşı. Her zaman söylüyorum. Valla çok keyif aldım ya. Bu programdan. Abi iyi ki dediğin yani gibi inşallah bir daha gelmem. Yani bir kere çağırdınız. Ama şimdi ücreti konuşuyoruz birazdan. Tamam o zaman. Yani. Halledecekmiş abi. Yok gelirim ya. Kardeşlerim çağırsa vallahi gelirim. Beni biliyorsunuz ya. Eyvallah. Ben ne kaybettiysem bu yüzden kaybettim hayatım.